Sizlere şahit ediyor musunuz? Evet. Evet. Sizlere şahit misiniz? Evet. Evet. Şahitler ve misafirlerimiz huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Ben de sizi belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gelini öpebilirsiniz. Tebrik ederim. Önder. Ver ya. Her insan var, ne yapıyorsun? Bu çok iş değil. Önder, bir bekler misin lütfen? Ne yapıyorsun? Hayır, keşke gelmeseydin yani. Hayatım, sen bunu niye kendine yapıyorsun ki? Senin ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Yani... davet edildim öncelikle. Kenan benim, bizim. Yani tamam, daha çok senin arkadaşın ama... Hani sen bunun üstüne bir de geline aşıksın. Hani benim damada karşı en ufak bir aşkım yok falan ya hani. O yüzden benim burada olmam hani sana nazaran daha makul. Bence yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu durumdan çok zevk alıyorsun değil mi Nes? Önder, gerçekten saçmalıyorsun şu anda. Ben buraya ayıp olmasın diye geldim. Hadi gidelim diyorsan gidelim, tamam. Çok da umurumdaydı yani benim Kenan da karısı da filan. Nesrin, Derya Kenan'ın karısı değil. Asla olmayacak da. Karısı değil derken? Ha, karısı demeyeyim. Hayatım, karısı demeyeyim ne diyeyim? Eşi mi diyeyim? Hayat arkadaşı mı diyeyim? Ne diyeyim? Hayır yani gerçekten bilmiyorum şu anda. Hani sen nasıl mutlu olacaksan söyle bana, ben onu söyleyeyim. Sen hiçbir şey söyleme Nesrin. Sadece sus. Bilmediğin şeyler var. O yüzden sadece sus. Bravo Kenan'a ya. Vallahi billahi bravo. Ne yaptı, niye etti? Mat etti. Güzel oldu. Osman abi, bana bak bir. Bak bana bak. Bak iyi hatırla. Anamın affını babam mı yakmış? Sen bunu mu demeye çalışıyorsun bana? İki iftira atın, dayak yesin, yansın göğsün affı. Ya Osman abi, babam mı dedi sana bunları? Vedat dedi. Altın dedi, oğlanın düğünden dedi. Siz evlendiniz kadar... Yok Sinan! Sinan! Buraya gel! Ne ya baba ya? Baba! Ne? Peçete. Peçete. Ya baba, bu evin hali ne? Bunun yerde ne işi var ya? Ne düşmüş oğlum? Ne bitti ya? Bunca şey düşmüş mü baba? Ay, bu ışıklar bitti. Ama vallahi ben de bittim ama. Kızım vallahi Allah razı olsun. Yani bunlara kalaydım ben, çoktan öldüydüm. Cümlemizden Aziz amcacığım. Oh. Ya Zeynel, orada çoraplara, kıyafetlere oturdum. Kalk da ben şunları bir toplayayım, koyayım oraya ya. Ya ben de diyorum ki ne kokuyor ya Vedat amca ya. Ya bu kokuya nasıl katlanıyorsun ya? Kaç yaşında adamsın ya? Ya şu tabağı su tutamadın mı ya? Şu tabağı. Bir su tutaydın ya, ayıp ya. Aslan yattığı yerden belli olur. Asıl sizin yapsanız ayıp oğlum. Yaşlı başlı adam burada tek başına bıraktınız. Ölmediğime dua etsem. Daha ne bekliyordun ki? He.
Yaşlı başlı adam anamı boşamayı biliyor. Genç travmaya biliyor. Şimdi beni konuşturma ben. La oğlum şeytana uyduk la. Ya ne şeytana uydun ya? Ne şeytana uydun ya? Hep sen uyuyorsun bu şeytana. Ben anlamadım bu şeye. Ya tamam bak anan çıktısın. Ben gideceğim ayaklarına kapanacağım. Özür dileyeceğim. Anlı şanlı da düğün yapacağım tamam. He affın yanlığını duydun. Nasıl böyle havadan suda atıp tutuyor. Bravo valla baba. Baba! Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne o baskın yapar gibi geliyorum bir anda. Hayırdır? Emdat! Yetişin kurtulun! Anne! La ne bakıyorsun oğlum? Kadın bağırıyor la koş. Emdat! Anne! Ne oldu Kader abla? Abi ne? Abi babamı da öldürecek abi. Abi babamı da öldürecek. Kimi beni mi öldürecek? Ha yaşıyor musun ya? Abi hayırdır ya? Baba sen gene ne alt ettin? Ne yaptı bu ya? Ay, elim ayağım kesildi. Ay. Gelin hanım damada bakabilir miyiz lütfen? Şart. Bunu çocuklar için yapıyorum yalnız biliyorsun değil mi? Gülümseyelim. Minnettarım. Gelin hanım siz de. Gülüyorum ya da. Tamam bu son kez çekin ondan sonra da gideceğiz yani zahmet oluyor size ama. Çocuklarla bir kare. Şart o da şart. Mecbur yani olması lazım. Hadi bak. Ya. Yaklaşalım biraz. Tamam anne. Yaklaş. Evet. Sen Emine. Hı. Hazır mıyız? Dur. Bir daha gülümse. Cheers diyeceksiniz. İki, üç. Cheers. Cheers olur ha. Cheers. Cheers, cheers. Ne kadar mutluyuz ha? Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Kimse tanımıyor. Ali hadi oğlum gidiyoruz biz. Nereye Derya? Nereye gideceğiz? Eve gidiyoruz tabii ki. Niye? Ha, tamam da yani ama hani. Ne tamam da ne? Öyle anlaşmadık mı? Gideceğim eve tabii. Nerede? Burada mı duracağım yani? Ya en azından misafirler arabalarıyla ayrılsalardı da öyle gelin daha ilk geceden kaçtı gibi düşünmeselerdi. Aha, şöyle yapalım ben bir çay demleyeyim. Sakinleşelim, sakinleyelim. Öyle bir çay var. Sakinleştiren şey. Melisa. Melisa. O zaman ben şimdi gidiyorum Melisa çayını demliyorum. 5 dakika sakinliyoruz, oturuyoruz, zaman geçiyor. Ben geliyorum. Yap oğlum yap. Melisa çayı yap Derya Hanım'a. Zaten senin baban en fazla 5 dakika katlanılabilir bir adam olduğu için. Ne yani? Sen şimdi bana tavır falan mı yapıyorsun? Yani... Hayatımı kurtarıyorsun diye eziyorsun beni, yalan mı? Eziyorum ben. Evet. Sen iyice saçmalamaya başladın. Nereye eziyorum ben seni? Ay eziyorsun işte bayağı. Ne? Bayağı hayatını kurtarıyorum. Yani hayatını kurtardım ama kalbini kırabilirim, incitebilirim. Hiç önemli değil. Kenan'ın ihtiyacı var, Kenan muhtaç. Aşağılayabilirim çünkü neden? Güçlüyüm ben. Ben çok güçlüyüm de ondan. Ya sen ne diyorsun ya? Ben elimden geleni yapıyorum tamam mı? Ne istiyorsun benden daha? Artık beni affetmeni istiyorum. Kenan Bey, anneme bağırmayın. Kime verdim ben bunu? Seçin, siz seçin. Hadi anne, kapıda birileri kalmamıştır, biz gidelim. Seni hayatım boyunca affetmeyeceğim. Ama ölmene de izin vermeyeceğim. Niye biliyor musun? Şu çocuk yüzünden. Çünkü bu çocuğun hayattaki tek sahip olduğu şey sensin. Şükret ona. Onun yüzüstü hürmetine yaşıyorsun. Bunu da kafana sok. Ne kadar soğumuş hava ya. Önünü kapa anne. Ali şöyle biraz yürüyelim mi biz? Ha? Hatta yürümeyelim. Aşağı doğru böyle haldır uldur koşasın var yani. Anca sakinleşeceğim çünkü. Annem siz bir konuşsanız. Ali sen yapma bari ya. Ben ne yapayım daha babana? Daha ne yapayım? Ne istiyorsunuz benden? Ya ben Kenan Bey'i kastetmiyorum. Ne? Önder hocamı bir arasan mı acaba? Yok canım onu sonra ben hallederim. Annem. Sonra hallederim diyorsun da pek iyi gözükmüyordu. Bir ara.
Bak, ha? Biz hallettik bunları. Yani senin için sorun olmayacak. Ya, annem biz konuşmadık mı bunları? Neden benim için sorun olsun? Al telefonu ara hadi. Ay, ha. Öreyim, Ali. Ha. Teşekkür ederim. Hadi ara artık hadi. Çalıyor mu? Ya hadi yürüyelim de aşağıdan taksiye binelim. Hadi yürü, yürü. Şahri. Hı. Baban geldi mi? Çıktı senden sonra. Ne oldu ki? Ha, telefonu da kapalı. Ha. Ay ben unutmuşum. Baban telefonunu evde unutmuş ya. Anne ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ne oluyor? Valla. Olan şu. Baban aşk acısı çekiyor kuzum. Derya abla ile kavga mı ettiler? Kavga etse gene iyi. Hani birkaç level üstü şeyler oluyor. Derya ablan Kenan amcanla evlendi. Hı? Nasıl? Nasıl ya? Zaman... O kadar önümüzde herkesin içine azardı. Dünyada bir sen bir ben kalsam asla seninle evlenmem. Maymun kalsa maymun evlenirim daha iyi. Burayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Burası tam doğru değil. Ya ama sonuç olarak ya nasıl yapar böyle bir şey? Ben anlamadım. Nasıl yapar ya? Niye böyle bir şey yapsın ki? Aşırı saçma. Ay. Neden ya? Ay Çağrı. Oğlum ben seni mi toplayayım, babanı mı toplayayım? Kendine gel azıcık. Adam şu an ne haldedir? Bizim gidip bulmamız bir şey lazım. Bir şey yapalım, ne yapalım? Kuzum, baban dağıldıysa toplayacağız oğlum. Baban dağıldıysa toplayacağız. Gel. Sen bu kadar üzme kendini. Çok güzel bir aileyiz, tamam mı? Biz bunun da üstesinden geliriz, sen merak etme. Abi. Ya sen öyle girdin içeri hani bir deli fişek gibi. Bakın hani gizlediğiniz, sakladığınız bir şey varsa hani babamla ilgili bana anlatın bak hani böyle olmaz. Yok oğlum yok ne saklaması ya Allah Allah. Zeyno dedi ya şey diye kabus diye. Ya kabus kabus da Kader abla abim niye öyle o zaman geldi gecenin bir vakti öyle? Bana bunu açıklayın. Ha o bende yok. Onu ben hiç şey yapamadım. Bilemedim de. Bilal sen de bir şey söylesene. Tükendim ya gerçekten her yerimi ter bastı. Yok yok siz bir şey saklıyorsunuz ya. Bak vallahi Allah yarattı demem ha. Vallahi bak gözünün yaşına bakmam onun ha. Vallahi yeter ya. Bir ya dur, ben gideceğim konuşacağım gözünün yaşına bakmayacağım bu adamın ha. Ya, vallahi bir satsın artık dur ya. Oğlum ya. Bilal sen de bir açıklama yap Allah bir şey söyle. Allah. Tamam la otur oğlum oturduğun yere ya otur. Yok bir şey la yok. Allah Allah. Ben evi temizlediğinizi öğrenince bir canım sıkıldı benim. Ha. O yani başka bir şey yok. Az yesin de kendine hizmetçi tutsun. Benim kardeşlerim onu şey mi ya? Uşağı mı? Vallahi oturduğu yerde canımı sıkıyor bu herif benim ya. Oturduğu yerde benim canımı yapma, sıkıyor. Yapma. Tamam tamam. Ya tamam oğlum ya. Bir dur ya. Tamam da. Ama bari bir şey söyleyeyim ama haklı. Adam haklı. Burada iki işin ucundan tutmazsınız. Orada Vedat Bey'e hizmet edersiniz ya. Vallahi benim kocam çok haklı. Vallahi haklı yani. Kocam her türlü haklı. Ay. Yalandan ağladın Kader abla sen de yani. Bu evde vallahi garip olaylar oldu. Vallahi garip şeyler ben şok içerisindeyim yani. İlginç bilmiyorum Zeyno yani. Yanlışsam yanlışsın de. Ya ben bunun ensesinden böyle tuttum gibi... ...emniyete vereceğim. Ne yaptın emniyete verin? Bana başka türlü uyku yok ya. Benim bu herife bir şey yapmam lazım. Başka türlü uyku yok bana. Ne diyorsun sen ya? Olur mu hiç öyle şey? Osman'ı mı şahit göstereceğim mahkemede? Olmaz. Senin önce babandan itiraf alman lazım. Yok Kader sen de konuşuyorsun da yani. Bunca sene susmuş oturmuş adam. Bundan sonra yedi altı der mi? Ben biliyorum aslında onu konuşturmayı da. Sana güvenemiyorum. Allah Allah hayırdır? Ağzından duyduğun anda katil olursun çünkü. Anladın mı? Yani vallahi baba katil olursun yani. Ondan şey yapıyorum. Ya ben bunun için kendimi niye kıyayım ya? Anam gibi hapse düşeyim. Arap var, sen varsın, Zeyno var. Senin yani
Sinirlenince gözün akık alıyor sadece Bilal. Yani göz bebeğin gidiyor, anladın mı? Korkuyor insan yani. Tamam Kader, kimseyi öldürmeyeceğim. Hapse yollayacağım. Söyle, ne var aslında? Yani ayıkken etmez. Onu diyeyim sana. Ama kafayıken? Ulan öttüreceğim ben bunu. Bülbül gibi öttüreceğim. Aynen. Öttür Bilal. Ben biraz uzanacağım oğlum, tamam mı? Tamam anne. Şey anne. Aç mısın sen? Orada yiyebildin mi bir şeyler? Aç değilim ben ya. İyi peki. Şey anne. Ben özür dilerim seni buna mecbur bıraktığım için. Sakın. Kimse beni bir şeye mecbur bırakamaz. Ben doğru olanı yaptım. Bir daha bu konuyu konuşmayalım, tamam mı? Gel sıra tabak. Sandviç ister misin? Yapayım mı sana? Ha? İyi peki. Ali. Hı? O zaman git arkadaşlarına falan çık ya. Senin için de zor bir geceydi, farkındayım. Hadi. Önder. Biliyorum her şey çok saçma. Bana kızgınsın, kırgınsın. Anlamıyorsun. Haklısın da anlamamakta. Ama biliyor musun? Ben esas bu gece sana çok ihtiyaç duyuyorum. Hiçbir şey değişmeyecek, değişmedi de. Eve geldim. Bıraktığın gibi buradayım. Lütfen beni ara. Lütfen. Ya of. Ya bir de kısa bir şey yani. Nasıl yetişti de buraya vurdu ki hiç anlamadım. Ay ben sana buz geçeyim. Yavaş saçmalama ya. O bana vurabilir mi ya? Ben ona vururken oldu ya. Abartma sen de. Görmedin mi adamın halini? Ağzı yüzü dağılmıştı işte. Gördüm, gördüm. Ellerine sağlık. Hak etti. Beter olsun. Gördüm. Ben kalkayım. Annen gelmiştir şimdi. Ay yok yok, otur ya, ne olacak? Hem kızını koruyorsun sonuçta. Ne diyecek? Peki. Senin ne işin var burada ya? Sen ne yüze geliyorsun buraya? Bir açıklama yapacağım. Bir şey konuşmamız lazım. Oğlum sen hala burada mısın? Sakin olun bir dinleyin. Sakin olun, dur tamam bir yavaş. Tamam. Biz başka bir şey için geldik. Hasan hadi sen de sana yakışanı yap. Şimdi bir karışıklık olmuş. Sevdalığınla senin canını sıktık. Biz Karadenizliyiz. Bizde yanlış olmaz. Hakkınız helal et. Eyvallah. Helal olsun. Yalnız var ya, olmazdı da diyelim ki olsaydı. Kazara benim sevgilimin kılına zarar gelseydi seni var ya, çivini etine buraya takardım. Sonra sökerdim, tekrar tekrar takardım, anladın mı beni? Abla sen de bir dur, yangına körükle şimdi. Oy, bakmayın ya, çok sever de beni. Ondan, değil mi? Seviyorum tabii. Sen benim bu hayatta sahip olduğum en değerli şeysin Ege. Gerçekten mi? Arabam? Arabam! Ay arabamı çalıyorlar! Ne oluyor arabam, lan? Arabam! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor? Top geldi arabaya abla, bir şey yok. Top geldi. Gelmeyecek. Hasan. Değil top. Bu arabaya parmağınızı bile sürmeyeceksiniz. Duydunuz mu beni? Al topunu başka bir yerde oynayın, hadi. Biz niye başka bir yerde oynuyormuşuz? Sen
Sen başka bir yere park et arabanı bu kadar kıymetliyse. Aa, laflara bak. Bana bak yercicesi. Senin kafanı bu top niyetine patlatırım, anladın mı beni? Uzan, hadi. Aa, ne yapıyorsun ya? Azal. Ne yapıyorsun? Azal. Ya. Saçmalama Azal. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Nerede bu çocuk? Ya ver topumuzu ya. Patlatayım. Ya Azal. Sen gel. Gel Azal. Ver topumuzu. Vermeyeceğim. Ya, Azal ver saçmalama. Ya. Gel al. Azal ver, saçmalama dur ya. Tamam bir dur kardeşim. Ben topu sana ver. Topunu getireceğim. Tamam dur. Azal. Osman amca topumuzu ya, aldılar. Üzülme, üzülme. Alacağım ben sana topu alacağım. Gel sen gel. Nerede kaldı bu adam ya? Delireceğim. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Hayır, gerçekten çocuk gibi davranıyor. Kulağından tutup pedagoğa götürsen olur. Hayır, sen koca adamsın. Kadın sana ihanet etmiş. Ya bitti gitti. Ne bu dram ya? Birlikteler mi acaba ya? Kimle? Dedemle anneciğim. Derya ablayla kimle olacak? Oğlum ne işi var Derya ablayla? Kadın bugün evlendi. Nikahını kıydık biz az önce, ondan geliyoruz. Ya belki bilmediğimiz bir şey vardır. Ne bileyim, Kenan amca kadını zorlamıştır. Belki şu anda Derya ablanın babama ihtiyacı vardır. Bilmiyorum yani. Ay gerdin beni Çağrı. Gerçekten gerdin beni. Zaten gergindim, iyice gerildim. Nerede benim çantam? Gidiyor musun? Beni şu halde tek başıma bırakıp gidiyor musun gerçekten? Kuzum, baban gelirse beni arıyorsun, tamam mı? İnanmıyorum ya. Ya siz mi ebeveynsiniz? Ben mi ebeveynim? Belli değil ya. Biri olmuş kayıp, biri gidiyor ayıp ya. Bu ne ya? Önder. Biliyorum her şey çok saçma. Al şunu, hadi su. Sen içeceksin. Ali. Ali bak, biliyorsun değil mi? Bir şeyler dönüyor. Yani Kenan Bey annene evlenme teklif ettiğinde kadının gözlerinden ateş çıktı resmen. Yani o kadın değil, o adamla evlenmek aynı ortamda bile bulunmaya katlanamadı. Demek ki ikna etmenin bir yolunu bulmuş, almış gönlünü. Çok saçma. Yani tamam, insan sevdiği insana kırılır, üzülür. Bazen ağzından istemediği şeyler çıkar. Ama ben de kadınım Ali, yani ben anlayabiliyorum. Annenin gözünde sevgi yoktu. Sadece öfke vardı. Yok yani... Ben ikna olamıyorum. Derya teyze gelse anlatsa yine ikna olamam. Annemin seni ikna etmesine gerek var mı Mavi? Yok baba. Kalkalım mı? Ben... Ali, bana bir bak. Ne olmuyor? Bana bir anlatır mısın artık? Bana bir güvenir misin? Annem Kenan Bey'e donör olacak. Akrabalık bağı olmadan da bir donörlük olmuyormuş. Hani istese de nakil işlemi yapılamıyor. O yüzden annem, ben sırf babamın ölmesini istemediğim için nefret ettiği bir adamla birlikte evlenmek zorunda kaldı. Ben de bu durum hakkında konuşamıyorum çünkü sahte olduğu için evlilik. Eğer biri farkına varırsa ikisi de hapishaneye gidecek, hapise atılacak. Yani özet olarak Kenan Bey, Berk ve ben annemin hayatına el birliğiyle müdahale ettik. Hoş bulduk şekerim. Teşekkürler. Kahve? Aa yok sağ ol, istemem. Ben nikahta hediyemi verememiştim. Öyle şimdi geçerken bir uğrayayım. Kürsüsü bir sizi tebrik edeyim. Hediyemi vereyim falan dedim. İlk gecemizden. Yani evet haklısın. Yani pek münasip olmadı ama... yani tanıştırayım ben Nesrin. Benden her türlü şeyi bekletir şekerim. Derya nerede? Aa, yok mu? Yok. Ne demek yok? Yok. Bak ben çok mutluyum sizin adınıza.
bizim adımıza, ha? Evet, ama eğer hani benim bilmediğim bir şey varsa ve bu mutluluğum kursağımda kalacaksa da bilmek isterim. Yani şimdi o yüzden sorabilir miyim acaba? Hani karın ilk gecenizde nerede olabilir acaba? Evinde. Ne evi ya? Biliyordum ya, biliyordum ya. Of. Ne yaptın? Ne yaptın? Sen kadını tehdit mi ettin? Zorla mı evlendirdin? Kenancığım, bak Önder o kadını kendi isteği dışında evlendiğini bir öğrenirse asla peşini bırakmaz ki. Bırakmayacak da zaten. Hayır ne yani? Senin bu muhteşem planın bu muydu? Bir kadını tehditle bilmem neyle zorla nikah oturmak. Bravo sana, bravo. Zorla, zorla değil. Zorla yani çok gönüllü olduğunu da söyleyemem ama... Ya karışık o taraflar, biraz karışık o işler yani. Hem rızasını aldım hem de benden hala nefret ediyor. Olsun ama imzayı attı. Önemli olan attı imzayı. Şekerim sen ne karıştırıyorsun? Çok güzel karıştırıyorum ama kabul et. Sen de bana yardımcı olursan kartlar masada yeniden dağıtılır. Bu süreçte Önder'i kafalamak zorundasın. Eğer bana yardımcı olursan... Derya benim, Önder senin olur. Tamam. Sen şimdi bana her şeyi olduğu gibi şöyle baştan ama tane tane bir anlatır mısın? Lütfen. Derya bana donör olabilmek için benimle evlendi. Aklınca. Ama nakilden hemen sonra içerse de bu şöyle. Önder de bu durumu biliyor. Tabii ki. Yani onun da umudu bu tabii. Ama tabii beni yani bizi tanımıyor. Yani bence biraz tanıyorlardır ya, haksızlık etmeyelim. Bu kadar iyi değil diyelim. İyi olabilir. Yani çünkü onlar böyle nasıl desem biraz... romantik. Yani olabilir. Yani gerçi bana kalsa ben... Sap filan derim. Sap. Üstüne de. Öyle de deneyelim şimdi hayat arkadaşlarımız hakkında. Tamam. Peki sen şimdi benden ne istiyorsun bu süreçte? Ben bu süreçte biraz böyle Önder'in sinirlerini yıpratacağım. Çünkü kolay değil. Şimdi aşık olduğum kadının başka biriyle evlenmesine razı olmak hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani kendimi onun yerine koyuyorum. Ay Allah korkusun ya, çok fena, çok yazık, yazık. Yazık ama... Mesela hani bu süreçte yurt dışında iyi bir takımdan Önder'e bir teklif gelse. Mesela antrenörlük. Mesela ve sen de hazır psikolojisi bozukken ona bunu kabul ettirsen. Yepyeni bir hayata başlarız birlikte. Bingo. Aa, varım. Anlaştık. Anlaştık. Ne aldın? Ay, yani son dakika söyledin. Önüme çıkan ilk dükkandan gittim. Aldım bir şey. Aldın. Mavi, kimseye bahsetme, tamam mı? Anneme söz verdim. Kimsenin haberi olmasın. Tamam tabii ki. Ali, sen de artık boş yere kendini suçlamayı bırak. Tamam mı? Bunun senin baskı yapmanla falan da alakası yok bence. Yani annen ne olursa olsun bunu bir şekilde zaten kabul ederdi. Sonuç itibariyle bir hayat söz konusu. Ve senin annen dünyanın en iyi kalpli insanı. Aynı zamanda güçlü, cesur. Hatta biliyor musun? Hı. Umarım ben de ileride onun gibi bir kadın ve... eğer mümkünse onun gibi bir anne olurum. Hani... doğuran annemin aksine. Kalk gidiyoruz. Nereye? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Aileni bulacağımız konusunda ben sana söz vermedim mi? Aileni bulmaya gidiyoruz. Göreceksin. Ne olduysa, ne yaşandıysa hepsiyle yüzleşeceksin. Bu senin doğal hakkın. Ali tamam da nereden bulacağız? Gecenin o saatinde nereye gideceğiz? Kenan Bey. Ne? O kadar fedakarlık yapıyoruz, o da bize yardımcı olsun. Tamam. Hadi. Ali. Ya
ki. Gerçekten annem yaşıyorsa, hayattaysa ben... Ben yüzleşemem tek başına onunla. Ben yapamam yani, şu an o kadar güçlü hissetmiyorum kendimi. Anne. Sen tek başına değilsin. İki. Düşündüğümden çok daha güçlüsün. Tamam. Hadi. Ben sana giy demedim bugün. Buyurun. Ver topu. Çocuğun topunu ver. Dövecek annesi, annesi dövecek. Özür dilesin o. Öyle vereceğim ona topunu. Yoksa vermeyeceğim. Hazal. Ne? Saçmalama. Versene adama topu. Dövecek annesi. Annesi dövecek. Dua etsin o. Dua etsin, ben dövmedim onu. Çocuklar dövülmez. Ben hiç vefaya vurmadım. Ama arkadaşların dövmüşler. Çok dövmüşler. Para. Para. Topu ver. Dövecek annesi, dövecek. Ozan. Anneciğim, siz şu topu alın. Kusura bakmayın. Para sizde kalsın. Ağlama, ağlama, sen ağlama. Sana da top alacağım ben. Söz, söz. Ağlama sen. Hasan. Ya verdi, verdi. Kalk canım hanım. Al, al. Al. Al top, top. Hadi gel, gel. Zeyno, hadi gel. Gelsene, ne yapıyorsun? Geldim. Gülüm, sen torbaları dağıtırsan. Yeter bir oğlum ya. Bak çıkın Gader abla. Neş insanı Kenan Yağızoğlu'nun sürpriz evliliği hem iş dünyasına hem de magazin kulislerine konu oldu. Gençlik aşkı, aynı zamanda çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Derya Öztürk'le sade bir törenle evlenen Kenan Yağızoğlu ve eşi kameralarımıza böyle yansıdı. Aller. Ben özür dilerim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. O yüzden. Hiç sorun değil. İyi misin? Her şey yolunda mı? Ben iyiyim ama... her şey yolunda pek değil gibi. Derya abla, babam yok. Ve ben bir şey merak ediyorum tam olarak. Yani şu anda siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne oluyor, ben anlamıyorum, idrak edemiyorum. En son sizin nikahınızda görülmüş. Yani ondan sonra da ben, kusura bakmayın, gerçekten rahatsız ediyorum ama. Yok yok, hayır, rahatsız falan etmiyorsun, sakin ol. Tamam, aramaya gidelim, birlikte gidelim, tamam mı? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde bilmiyorum. Şu an bildiğim tek şey var, o da babana olan ihtiyacınız oldu. Kusura bakmayın, böyle bir zamanda özel hayatınıza gereken saygıyı gösteremedim ama... ya ben sadece gerçekten anlamıyorum ve çok endişeleniyorum. En az onun da sizin kadar size ihtiyacı var. Çağrı! Allah! Mesaj attın, geldim hemen. Ne oldu? Peki tamam, bir dakika şuradan başlayalım. Böyle kafasını dağıtmak için bir yerlere gider mi? Yok, gitmez. Ya ne oluyor Derya teyze? Peki canı sıkıldığı zaman nereye gider? Ya niye canı sıkılsın Önder hocanın ya? Ne oluyor? Zeynep bir dur, bir dur. Bir düşün bakalım, ne bileyim, kafasını dağıtmak için... böyle yalnız kalmak için gittiği bir yer var mı? Hatırla. Bir düşün çocuğum. Buldum. Ya buldun mu? Tamam, oraya gidiyoruz. Hadi. Hadi çocuk. Hadi gidiyoruz. Hadi. Ben tabii. Hadi. Hadi!
Ha burada. Ayağını sakatlayacağım. Çağır. İzin verirsen ben konuşayım, olur mu? Tamam. Ha tamam zaten. Şey aradığı cevaplarımı söylenen sizde ama... ya daha fazla oynamasın, sadece tek ricam o. Tamam, teşekkür ederim. İyi bulduk bu adamı. Derya teyze ile Önder Hoca'nın arasında bir şey mi var? Vardı. Vardı yani. Evet, vardı. Sen bilmiyor muydun ya? Oha. Hiç şaşırmadım. Bir gün bir şeyi beceremeyeceksin. Bugün şaşıracağım. Nereden buldun beni? Çağrı söyledi. Çağrı. Merhaba. Evet, Çağrı ben. Hatırladığını çok iyi oldu baba ya. Bu arada ben endişeden biraz ölmüş olabilirim. Ve bak ne var bende? Bunu da unutmuşsun. Özür dilerim paşam. Kusura bakma. Yok hiç kusura bakmadım hiç. Ama iyiyim ben. Sorun yok. Biliyorsun spor iyi geliyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta. Ayrıca siz bakın keyfinize. Sorun yok hakikaten. Peki sağlam vücut ama bence oynamasan daha iyi yani. Siz orada keyfinize bakın. Bir şey yok. Burada önünü kapat istersen. Burası dışarıdan daha soğuk. Evet fark ettim. O zaman sen de üstüne bir şey al çünkü terlemişsin. Sen de üşütürsün. Bana bir şey olmaz. Önder. Aa, baba. Önder. Dur, dur. Yok bir şey. Önder. Oğlum tamam. Aa. Önder. Önder bir bakabilir miyim? Kalk gidelim ya. Ben bir bakayım bir dakika. Daha. Benim bildiğim bir şey senin. Tamam. Canım yanıyor. Bakayım kalk. Ben bir müsaade et. Bir bakayım. Bir bakayım bir dakika. Yok bir şey yok. Bir dakika. Ben bakacağım. Bana bugün bir şey olmadıysa bir daha asla olmaz. Bu her zamanki şey. Alışkın buna Derya. Gerçekten. Bandajı bozma, dağıtırsak bir daha toparlayamayız. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kendine, bana, bize ne yapıyorsun? Bunu bize ben mi yapıyorum Derya? Kalk ben dayanamayacağım, hadi gidelim. Ya babam... evlenme teklif etmişti. Derya abla da kabul etmedi gerçi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ali'nin haberi var mı bütün bunlardan? Ha, hiçbir fikrim yok. Gerçi bunca zaman siz nasıl anlamanız ben onu da anlam veremedim. Derya abla nerede, babam orada. Yani... bayağı da yakışıyorlar aslında. Safım. Benim safım, safım. Aa, sen dururken ben miyim saf? Bunca zaman onları fark etmedin ve ben mi saf oluyorum? Bence sen göründüğü kadar cin değilsin. Ben senden daha cinim ya. Ya sen cin olsan ne olur ya? Döner yine kendin çarparsın. Bana çok iyi geliyorsun ya sen. Ya tamam bana konsantre ol, buradayım. Ya olamıyorum ya, kafamda deli sorular. Yani şimdi böyle bir durum varsa o zaman Derya teyzem neden Kenan Bey ile evlendi? Ya hiçbir fikrim yok. Neyse hadi gel sahile gidelim. Hadi. Niye neden yaptığımı biliyorsun. Sana anlattım. Anladığını düşündüm. Nakil bittikten sonra her şey bitecek. Evet ben bir imza attım ama o bir evlilik imzası değil. Birinin hayatını kurtarmak için atılmış bir imzaydı. Ve bu iş bittikten sonra benzer bir imzayla o adamı hayatımdan çıkaracağım. Zaten Kenan'ı hiçbir zaman hayatıma almadım. Hep kapının dışındaydı o. Konuştuğumuz gibi. Hiçbir şey değişmedi. Önder bu bir oyundu. Niye oynuyoruz bu oyunu? Sonunda ölüm olmasın diye değil mi? Peki bu kadar mı zor beni anlamak? Sanki seni terk etmişim, sana ihanet etmişim gibi davranıyorsun bana. Bu kadar mı zor? Ya da bana güvenmiyorsun. Sana güveniyorum tabii ki Derya. Şimdi söz mü bu? Tabii ki sana güveniyorum. O zaman kendine güvenmiyorsun. Yani her şey bittikten sonra hislerinin aynı kalacağından emin değilsin. O yüzden kendine güvenemiyorsun. Bekleyemiyorsun.
Gerçekten. Evet, öyle. Ben kendimden eminim. Ben kendime güveniyorum. Ben bu iş bittikten sonra koşa koşa sana geleceğimi biliyorum. Geleceğim de acaba sen orada olacak mısın? Ben hayatım boyunca seni beklemişim. Şimdi sen bana bir hikayeden mi bahsediyorsun? O zaman ne? O zaman ne Önder? Ne olur söyle, ne anı? Ağır geliyor. Ağır geliyor. Derya, ben de insanım. Kaldıramıyorum demek ki. O kadar kuvvetli değilim sandığın kadar, sandığım kadar. Değilmişim yani, onu anladık. Demek ki ben de kabullenemiyormuşum bazen. Alttan alamıyormuşum. O kadar da idealize edilecek bir adam değilmişim demek ki. Ben de hem cinslerim gibi böyle durumlarda arıza çıkartabiliyormuşum demek ki. Derya, o adamın yanında evet dedin ya. Çok dokundu bana. Böyle bir şey burama dokundu. Çok ağır. Ben korkuyorum. Ben seni kaybetmekten korkuyorum. Asla kaybetmeyeceksin. Çünkü ben seni her yerde buldum, haberin olsun. Hayır. Hakikaten egzantrik kız yani, bu ikonik bir karakter. Bu kız ya. Geline bak. Kapı. Tamam. Oğlum baksana. Tamam. Tamam. Hop. Oo. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Babacığım, en sevdiğin oğlum ve gelinin gelmiş. Berk. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Pardon, kusura bakma. Yeterince kötü bir gün geçiriyorum. Neyse, o yüzden. Ne kötü günü. Ben sevdiğim kadınla evlendim, gayet güzel, mutlu bir gün. Daha da güzel, mutlu günlerimiz olacak. Doğru. Kusura bakma. Öyle ben de bir öyle bir şey oldu. Ben eminim sen çok güzel günler planlıyorsundur sen. Hakikaten. Derya teyze nerede? Ben onu da bir tebrik edeyim. Yukarıda. Çok yukarıda. En yukarıda. Bu kadın benim gözümde gün geçtikçe yükseliyor. Ben... Bu saatte sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim çocuklar? Bizim bir konuda yardımınıza ihtiyacımız vardı. Tabii, seve seve. Mavi'nin biyolojik ailesini bulmamıza yardım eder misiniz? Belanı arıyorsun. Ama çok şanslısın. Başa bela açmak da babamın işi. Doğru yerdesiniz. Çok garip ya. Babamın hallerini görsen çocuk gibi. Derya ablanın yanında gülüyor. Tuhaf tuhaf. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Aşkın yaşı yokmuş demek ki. Evet öyle de. Ben hayatım boyunca bir tek babama sığındım. Ona dayandım. Şimdi o da yıkılırsa onunla birlikte ben de yıkılırım. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Senin baban çok iyi bir adam. Çok dürüst bir adam, çok karizmatik bir adam. Hatta yaşına nazaran bence çok da yakışıklı bir adam. Yalnız kıskanmaya başlıyorum. Vallahi kıskan. Eğer ben senin yerinde olsaydım kıskanırdım. Bak. Ali'nin de, Arap'ın da, benim de babadan yana hiçbirimizin yüzü gülmedi. Artık biz bu konuda uzman olduk. Ama... Senin baban çok güçlü bir adam. Belki böyle bir sendeler, bir sarsılır falan ama yıkılmaz. Bunu da nereden biliyorsun diye sorarsan eğer,
Oradan biliyorum. Oradan kopya çektin demek bütün be. Yani esinlendim diyelim. İki, üç, dört, beş. Bir şey soracağım. Sahi sen o yazıyı nasıl okudun burada? Kim? Ben her şeyi görürüm. Biliyor musun her şeyi? Konuş gözümün. Ne yapalım, kokoreç yiyelim mi? Ne kokoreci be? Seversin diye düşündüm. Sevmez misin? Aşk insanın hayatına kaç kere gelir der ya. İnsan neden sevdiğine sırtını döner? Yani Kenan hasta diye insan sevdiğini terk eder mi ya? Vallahi ben günahımı bile vermezdim Fırat'a yani. Ya o kadar bir daha Fırat dersen şu fırına sokacağım kendimi vallahi ya. Özür dilerim yani. Yeter ya. Ağzımdan kaçtı. Yapma tamam. Tut ağzını lütfen, o zaman ya. Lütfen. Allah tamam Allah. Sakin ol. Allah'ım tamam haklısın şimdi. Tamam yani demek istediğim şu ki yüz verirsin deliye döner. Ay tamam yeter. Yeter kader. Ya tamam ama öyle yani. Sanırsın üç günlük ömrü kaldı adamın ya. Ben sana üzülüyorum arkadaşım. Olan sana oluyor. Benim içimi yakan o. Şu saatten sonra var ya Önder senin yüzüne bile bakmazlar ya. Diyorsun. Günaydın. 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 Derya, ben okula gitmeden acaba beraber bir kahvaltı mı yapsak diyorum. Olur. Kader biz yaptık ya kahvaltımızı. Hocam afiyet olsun size. Hadi. Yani çay içeriz. İki lokma atarız. Ya ben dükkanda ısmarlayacağım çayı sana. Hadi. Oldu o zaman ben. Abla görüşürüz. Görüşürüz Bilal. Hocam daha sık görüşelim ya. Pişt, var mı? Hadi. Yürü kaderim. Hadi. Ha evet sen hiç şey yapma ya otur ben hemen bir dakika hazırlarım. Olmaz öyle beraber hazırlayacağız. Sen çayları hallet ben bir tabağa böyle simit zeytin falan bir şeyler ayarlayayım. İyi tamam. Evet çocuklar okulumuz çocuk esirgeme kurumu için bir bağış gecesi düzenleyecek ve her sınıf bir görev alacak. Çıram bizim üstümüze düşen görev ne? Sizin üstünüze düşen görev bir çocuk oyunu sergilemek. Ne gerekiyorsa yaparız hocam. Evet, yani maksat çocukları mutlu etmek. Çok doğru söyledin Mavi. Hocam araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi herkes mi oynamak zorunda? Oynaması olmuyor mu? Oynamak zorundasınız belki. Herkes bir şekilde oyuna dahil olacak. La oğlum, bir kere şu taşın altına elinizi koyun la. Vallahi koyun la. Ya şu taşın altına elinizi koyun, atmayın şunu. Şeytana uymayın la. Oğlum iyilik yapın la azıcık. Parmağınızı sürün la, kötü değil la. Ulan nasıl insanlarsınız ya? Hocam ben tecrübeliyim. Ortaokulda oynamıştım. Ama sen ağaç olmamış mıydın? Depol. Pardon hocam. Rol gereği neyse o yani. Yani hocam benim tecrübem olduğu için Pamuk Prenses rolünü bana verebilirsiniz. Hocam. Önce Pamuk Prenses duru olsun. Prenses o. Olmuyorsa da ışık olsun. Hani şıltılı böyle. Hani. Ben öyle utanırım ben. Hep cezin içinde yapma onu. Bence Zeyn olsun. Hocam bence de kura çekelim. Çünkü rol kavgası şimdiden başladı. Olmaz böyle. Evet hocam en iyisi siz yazın kağıtları. Kime ne çıkarsa artık. Yani gençler şimdi ben sizi uyandırayım. Prenses kimse prens onu öpecek. Ortalık karışacak yani. Ben o zaman kağıtları Zeyno yaz kızım. Ben dağıtayım. Zeyno. Ve. Aldım lan. Hocam biz Berk'te izleyici görevi alsak olmuyor mu? Hayır. Bulacaklar mı? He dedi he. Var lan. Çekiyorum. Buyur hayatım. Sağ ol. Rica ederim. Buyur abla. Al kız. Bir tane al. Bir tane. Lan. Elinin hepsini seçiyorsun. Rastgele hadi. Abla sen de al. Sen de al. Lan cadı mı? Bir tane alırsanız Mavi'cim. Sağ ol. Rica ederim. Ver al birini. Bir tane al oğlum. Çek lan bir tane. Prenses. Ha, bana da prens geldi. Ama şöyle yapalım hocam. Ben benim prensimi Ali'ye devredeyim. Çünkü o prensin hakkını verir. Ben uygunda varsa bir cüce alayım sizden.
bilgili, kafam rahat. Olur yani. Huysuz ol sen. Huysuz olsun hocam. Oo, da olur. Bence sen avcı ol. Şu cadıyla işbirliği yapan var ya hani. Zeyno'cum, o masal hiç öyle değil. Ama ben bu yüzden seni rencide etmeyeceğim. Olur, avcı da olur. Ha, maalesef oğlum, avcı bana çıktı oğlum. Çocuklar tamam, rolleri en iyisi ben halledeyim. Tamam mı? Yağızoğlu Üniversitesi'nden bir arkadaşınız oyunu yönetecek. Kendisi sizi çalıştıracak. Zaten o bütün detayları sizinle paylaşacaktır. Başka türlü adil olmayacak yoksa, değil mi? Dekoru okul ayarlayacak. Size düşen sadece rollerinizi ezberlemek. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Ben dün abarttım. Yok aslında. Böyle öyle herhalde. Şimdi sonra tabii seninle konuştuktan sonra rahatlayınca bir düşünme fırsatım oldu. Bizim şunu yapmamız lazım. Senin sağlığın çok önemli. Yani başka hiçbir şey değil. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası senin bağışıklık sistemini kuvvetli tutmamız lazım. Yani olayımız tamamıyla o. Kenan, içeri park et diyeceğim ama yer kalmadı. Biraz öteye git istersen. Yavaş, çiçekleri mahvetti. Apar topar oldu, her şeyi hiç konuşamadık. Konuşmamız lazım ve Önder. Kimsenin bilmemesi lazım. Biliyorum. Ben zaten başta Derya'yı riske atmam. Nerede konuşabiliriz? Şu arabayı şuradan çek, şu tarafa doğru. Ondan sonra gel burada konuşuruz. Bana çay var mı? Ya Kenan, yürü git. Telefon çalıyor. Alo. Ne biçim bir adam bu ya? Bilmiyorum. Arap nerede? Selam gençler, yönetmeniniz geldi. Yönetmen derken? Konservatuvar öğrencisiyim, Yağızoğlu Üniversitesi'nde. Yaz ben. Oyuna birlikte çalışacağız. Oyuna da bir yönetmen lazım değil mi? Buyursunlar. Ay, havalara bak ya. Roller dağıtılmış. İsim olarak tanımadığım için sırayla gidelim. Pamuk prensesimiz kim? Benim. Çok pamuksudur kendisi. %100 koton. Prensimiz? Benim. Doğru seçim. Peki kötü kalpli cadımız kim? O da ben oluyorum canım. Hocam, müthiş bir seçim. İnanın ki sizi asla yanıltmaz. Öyle yani. Vallahi kast seçimi şu ana kadar cuk oturmuş hocamızın ellerine, emeklerine sağlık. Değil mi? Öfkeli cüce seni. Siz sormadan ben söyleyeyim. Avcı da benim. Hocam, bu da inanılmaz doğru bir seçim. Fakat sizi yanıltabilir. Böyle bir avcı ki. Genelde kurduğu tuzaklar hep çevre düşüyor. Sinsi avcı tabii. Hocam, avcı benim ama sorun değil. Ben izleyici de olurum seve seve. Bakıyorum hemen. Avcımız Ege. Bir daha bakayım. Boy, poz, geniş omuzlar. Bu da doğru seçim. Ne denir? Ne denir? Ne denir? Allah Allah ya! İlla avcı olabilmesi için dalyan, geniş omuzlu falan mı olması gerekiyor? Niye? Kısa boylu, çelimsiz avcı olamaz mı? Olsun işte. Ha? Arkadaşlar, az zamanımız kaldı. Bitirelim, tartışırız. Geriye cücelerimiz kaldı. Şurası şöyle komple cüce. Komple. Siz cüceler için tamam da bu arkadaşlar pek uymamış sanki. Ben cüce olmaktan çok memnunum. O zaman sevimli cüce sensin. Ben bunu boğarım. Vallahi boğarım. Tamam mı? Senden önce ben yapacağım. Tamam kızlar, sakin, relax. Oyun bu sonuçta değil mi? Yani hocam biz de şey olabilirdik yani, prens olabilirdik, öyle çocuklarız yani. Prens gibi çocuklarız da. Şimdi yani bir şey olamaz burada. O da o. Neden o? Çünkü onda yani öyle bir kumaş yok. Biz rolün iyisi kötüsü seçmeyiz. Biz ne düştüsün görevimiz deriz, geçeriz. Mavi mi yeşil mi senin gözlerin? Çok güzelmiş. Pardon da artık bir sonraki aşamaya mı geçsek? Değil mi aşkım? Mesela yani. Ay, relax durucuğum. Oyun bu sadece değil mi? Evet, evet. Sakin. Çocuklara oynuyoruz. Bir amacımız var. Tamam. Çok güzel. Öyle düşünmüyorum. Ben kötü niyetim. Tamam. Roller de belli olduğuna göre provalara geçebiliriz artık. Yaşasın. Ayaklanalım.
Oğlum ayaklan hanım. Gel durun. Kenan Bey? Oğlum, Mavi'nin annesiyle ilgili bir şeyler buldum ama pek hoş değil. Neymiş hoş olmayan? Şimdi ben sana bir PDF dosyası atacağım. Tamam, Mavi'nin ailesiyle ilgili bütün bilgiler orada, tamam mı? Tamamdır. Teşekkür ederim Kenan Bey, iyiliğiniz için. Oğlum, işi rica etmişti de. Nerede kalmıştık? Ha. Sen okula gitmeyecek misin ya? Peki. Nerede kalmıştık Derya? Ya bak ben de biliyorum bu evlerin numaradan olduğunu ama yani yasaları çiğniyoruz, kanunları çiğnemiyor muyuz sence de yani? Ya biz bir şeye karşı gelmiyoruz. İllegal bir şey yaptığımızın farkındayım. Sen farkında mısın acaba? Evet. Yoksa senin de balayında olurduk değil mi? Yani evlendiği günün sabahına karısını alıp da fırında çalışmaya gönderecek bir adam gibi duruyorum ben. Hayır, tabii ki. Ama evlendiği günün sabahında karşısındakini pişman edecek birisi gibi duruyorsun. Ya sen hala işin ciddiyetini anlamadın. Bak ne diyorum sana, gelecekler diyorum, kontrole gelecekler diyorum. O yüzden bana taşınmanız lazım. Ne? Ne? Bak beni delirteceksin. Nereye size taşınmamız gerekiyor? Hayır efendim, hiçbir yere taşınmıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Allah Allah. Nakilden sonra acaba nelerle karşıma çıkacaksın ha? 5 yıl evli kalma mecburiyeti falan diye çıkabilir. Bak böyle söyleyeyim sana. Taksit bilgi verme bana. Nedir bu böyle? Tamam o zaman ben size taşınırım. Ne? Bak Kenan, seni boğarım. Vallahi de boğarım. Ameliyata kadar ne seni görmek istiyorum ne de sesini duymak istiyorum. Yürü git buradan. Yürü. Hadi. Çok sinirli değil mi ya? Hadi git Kenan ya, hadi git. Simidini de aldım ama kusura bakma. Hadi git, hadi lütfen, hadi. Evet, yarın sabah prova yapacakmışız. Ezberlersiniz, akşam bakarsınız size. Tamam. İyi. Hadi görüşürüz. Mavi bende. Ali. Ha? Sen niye gitmedin kızla ya? Bilerek gitmedim Zeyno. Ha. Kenan Bey, Mavi'nin ailesiyle ilgili bir şeyler bulmuş. Ha? Ben de araştırmadan ailesi hakkında bir şeyler söylemek istemedim Mavi. İyi yapmışsın arkadaş. Valla doğru diyorsun ha. Tabii kimmiş, neyin nesiymiş, nelerdenmiş hani. Kızcağızı neden bırakmışlar hani bir öğrenelim ki şimdi. Kız da durduk yere incinmesin yani, yazık ona da. Yani doğru söylüyor. Sen ver bakayım, kağıtta mı, telefonda mı, nerede bir bakayım. Kenan Bey PDF olarak attı. Bana da göster lan. Aç ben bakayım. Bak. Adresi falan her şey yazıyor ya. Hı hı. Buluruz o zaman hemen. Hadi. Ya benim annem çıkmıyor. Bari kıza iyilik yapalım ya. Ne dedin sen? Ben kavuşamayacağım. Bari annem hani... Oğlum ona... Ara böyle demesene be oğlum. Sanki senin anan kayıp ha. Oğlum yeri belli, yurdu belli. Sen de kavuşacaksın. Ha Zeyno? Aynen öyle. Hadi. Hadi bulalım. Hadi. Hadi hadi. Allah. Hadi. Oğlum. Ne yapıyor bu adam ya? Hayır, senden bir iyilik istedi. Sen de kabul ettin. Sonuçta hayatı söz konusu. Sağlık meselesi. İnsanlık yaptın, kabul ettin. Ben de sonuna kadar saygı duyuyorum. Yo, ben ne yapacağımı biliyorum zaten Önder. Biliyorum. Ben ameliyattan sonra bunun suratına bile bakmayacağım. Bakmam. Yani böyle formaliteymiş, yalanmış. Bunlarla beni korkutamaz. Cezaysa da cezamı alırım. Boş bu kadar. Biter. Şimdi öyle deme. Şimdi ben seni konuşarak belayana getirdim de öyle deme. Biz önümüze bakalım. Ya işte önümüzde bu deli var zaten. Neye bakacağız başka türlü? Önder Bey, hala buradasınız maşallah. Sabahları Derya deniz havası almadı, uyanamıyorsunuz galiba ha? Önder Bey. Aman dikkat edin de fazlası çarpar. Öyle değil mi? Eşi, birileri şüpheleniyor diyor yani. O zaman Ali ile ben konuşuyorum bir hocası olarak. Tabii. Durumu kontrol altına alırım, olmaz öyle şey. Evet, kontrol altına alın siz durumları. Çünkü şey yani ben haklarımı devrettim zaten. Et benim, kemikleri de sizin olabilir. Ay işte o öyle değil ama Derya. Yani et senin, kemiği benim şeklinde söyleniyor. Yanlış kurdu ya, şey yapmayın. Önemli değil, şey yapın, devam edin. O zaman ben konuyla ilgili geri dönerim. Aha. Konuşuruz. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alo Önder Bey. Buyurun benim. Merhabalar. Yurt dışındaki Noyer Berlin takımı bu yıl 2. lige yükseldi. Ve antrenörlük için size bir teklifte bulunmak istiyorlar.
teklifi. Ben şaşırdım şimdi, biraz da kusura bakmayın. Ama böyle bir teklifi kabul etmem mümkün değil maalesef. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Yüzle görüşmek istiyorlar çünkü. Size bir hafta süre vermek istiyorlar düşünmeniz için. Şimdi benim önceliklerim değiştiği için muhtemelen cevabım değişmez. Dolayısıyla yine de teşekkür ederim ama teklifinize. İyi günler. Ya çiftler bu tarafta, teklerse şurada kalıyor. Oğlum biz 30 uçağı aradığımıza göre... Bura kaç en son? 28, 29. Ya, benim boğazım kurudu. Heh. Ben bir su alıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Hah, Arap! Ali. Arap! Orada la. Orada, Arap. İşte orada. 33, ana bura la. Vallahi bura. Vallahi bura la. Çalıyorum. La dur la dur. Ne? Dur la dur. Dur oğlum dur. Oğlum bir sakin. Oğlum kadın kaç senedir görüşmüyor evladıyla. Dur la. Bir dur bir sakin kal ya. Sakin sakin. Sakin sakin. Yedire yedire. Abi yedire yedire. He? Öyle söyleyeceğiz. He? Allah Allah. Oğlum ya ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Ya benim şuramla bir huzur var biliyor musun? Böyle hani ya biz bu cennetin kapılarını aralarsak mavinin bu besilesi yüzünden aralarız. Oğlum anne duası almak. Belki kadın arıyordu. Bulamadan lan ben şey oldum ya, ben video bir şey aldım. Hayır hayır, ne videosu Arap? Tamam. Buyurun. Güldoruk Hanım'la görüşecektik. Kendilerinin haberi var mı? Bence yok. 16 senedir yok. Bekleyin. Siz önemli bir şeymişler. Öyle olmaz abla, kır kapıyı. Kırdın süsümüsü de kırdın bak, hep döküldü buraya. Güldoruk Hanım. Biz Mavi'nin arkadaşlarıyız. Oğlum. Mavi? Hanımefendi, oğlum kadın belki adı başka için alıştır. Ya hanımefendi kusura kalmayın, arkadaşım biraz şey var, atılgandır. Şöyle... 16 sene önce ya gidersek çocuk esirgeme kurumuna bıraktığınız kızın arkadaşlarıyız biz abi. Ben bir yere çocuk mucuk bırakmadım. Derhal terk edin burayı. Nasıl bırakmadım? Gül Hanım bir dakika. Siz Güldoruk değil misiniz? Evet. Bakın burada her şey yazıyor tüm belgelerde. 16 yıldır sizin yaşayan bir kızınız yok mu? Hayır yanlış. Aradığınız kişi ben değilim. Nasıl yanlış ya? Bak. Buldunuz mu? Ha? Buldunuz mu? Gül Hanım siz misiniz? He? Adını Mavi mi koydular? İyi işte. Büyümüş kazık kadar olmuşsun. Benden ne istiyorsun? Bana bak, anne özlemeyi falan gibi saçmalıklara girme sakın. Anladın mı? Yok be. Nasıl bir vicdansızlık? Siz yanlış anladınız bizi. Gayet doğru anladım. Para peşinde değil misiniz? Bugün sarılıp kucaklayacak, yarın da benden para isteyecek. Yalan mı? Bu Zeyno. Ben Mavi değilim. İki de getirmemişiz Mavi'yi ya. Biz sizi öldünüz mü kaldınız mı ne oldu diye bir önden bakalım dedik sadece, o kadar. Aman keşke ölseydin be kadın be. Vallahi sen öyleydin. İyi ki terk etmişsiniz Mavi'yi. Sizin gibi anası olacağını hiç olmasın daha iyi zaten. Yeter. Neyse ne. Size hesap mı vereceğim? Ben mi istedim çocuk doğurmayı? Oldu bir hata. Hataydı. Mavi dedi. Doğru mu dedi yani? Doğru, ne dedi? Doğru la. Doğru, hata doğru. Ne demek ki? Edepsizler. Sen edepsiz. Gül Hanım ne konuşuyor edepsiz edepsiz? Mavi sordu. Bir de kapıyı çarpıyor ya. Bu evlilik, nikah, düğün işleri biraz çart çurt işler. Boş işler ya. Yahu. Nikah öylesine iş olsun diye yapılan bir şey değil. İki tarafın da haklarının korunması için yapılan bir şey. Özellikle de kadın haklarının. Aman. Tabii ya. Tabii. Size zor geliyor değil mi? Nikah yapıp bir kadına bağlı kalma sözü vermek size çok zor geliyor. Ama öyle yapmamış Kenan amcacığım. Derya Hanım'a hala aşık olduğu için basmış imzasını. Size afiyet olsun. Ben daha fazla dayanamayacağım. Senin babanla Derya Hanım'la aşkını dinleyemeyeceğim. O yüzden size afiyet şeker. Sadece konuşuyorduk öylesine. Tamam ne güzel işte. Size iyi izdivaç programları. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Buna ne dedik ki? Şöyle, Önder Bey yani Önder hocamız
Derya Hanım'dan hoşlanıyorum. Ne? Ay olaya gel. Ama Derya Hanım akıllı kadınmış. Gerçekten. Önder Hoca'yı seçip öğretmen maaşına talim etmektense Kenan Yağız olduğunu seçip konforlu bir hayat yaşamayı tercih etmiş. Gerçekten takdir ettim. Siz şimdi ne olacak? Bayağı kardeş olacaksınız Ali ile. Aynı evde yaşamalar falan. Yok, öyle bir şey yok. Herkes kendi evinde kalıyor. Yani evli evinde, köylü köyünde. Öyle bir sistem. Ne diyeceğiz şimdi biz Mavi'ye ya? Hiç bilmiyorum ben. Ya bence söyleyelim ya. Bilmeye hakkı var çünkü. En azından öğrendikten sonra belki yani atar gider kafasından. Zeyno ya. Ne diyeceğiz? Senin anan taş kalpli biri mi diyeceğiz? Nasıl söyleyeceğiz? Söylenir mi o ya? Hem konu hak meselesi de değil. Hani annesinin böyle taş kalpli bir kadın olduğunu gördükten sonra hayatına nasıl devam edecek? Doğru. O da var yani. Ne oldu? Güzelmiş ama ha. Vallahi yakışır sana be. İyi ha. Çok iyi oğlum. Daha amma tuzluymuş ha. Hayırdır gençler? Bisiklet mi bakıyorsunuz? Ya yok be Bilal abi öylesine. Güzel ama ha, ateş ediyor. Sen hayırdır ya bu bisikleti Derya teyzeye mi bakıyorsun? Mavi'ye ya. Haftaya Mavi'nin doğum günü ya. He. Haftaya yine bir daha bir geliriz yani. La yok oğlum yok. Alalım o zaman biz de. Alalım alalım. Olmaz Bilal abi. La olur olur. Siz bizim için neler yaptınız ya? Ben bunlara hakkını verdim zaten. Bu da senin hakkın olsun. Eyvallah. Tamam tamam hadi. Sen sağ ol, sen sağ ol. Hadi gel alalım. Canım sağ ol. Gir. Sağ ol abi. Oğlum ciğerini söktün. Pardon abi. Hadi geç. Ben de seni bekliyordum. Neden? Gidiyoruz. Nereye? Bir günde soru sormaya. Bir günde bir şey sorma yani. Ama neden? Kenan Bey bunu nereye koyalım? O vitrin üzerine. Tamam. Ya baba bundan emin miyiz? Bu bir küçük büyük değil mi ya? Ya büyük oldu çünkü sen yaptırdın değil mi onu? Evet. Şuursuz ya. Olacak iş mi o? Kocaman bir şey o yahu. Bir de ters yapmışsın şeyini de. Ha böyle yapmışsın. Onu asarız yatak odasına falan asarız. Onu. Öyle nasıl? Saçmalama. Bunu nereye koyayım Kenan Bey? Sehpanın üzerine görünür olsun. Ali! Anne! Neredesin? Salondayım. Ya onu da gardırobuna. Ay oraya olur mu oğlum? Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Ne o böyle gardırop mardırop o ne? Röptüşen var. Onu gardıroba as. Asma. Kapağını as. Orada görünür olsun. Tamam. Yerleşelim açıklayacağım ben sana. Hayır efendim. Şimdi anlatacaksın. Ne oluyor burada? Sana bana taşınalım dedim. Hayır dedin. Ben de denetçilere senin evin adresini verdim. Hayır, hayır. Ben kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Burada kalamazsın. Kalmayacağım zaten. Ben de meraklı değilim bu küçücük evde kalmaya idare eden. Ha, öyle mi? Senin o küçücük ev dediğin yerde ben oğlumla gayet mutlu yaşıyordum. Senden önce. Annem bu konuda haklı Berk. Yahu sen gerçekten durumun ciddiyetini anlamadın. Ya bu denetçiler gelip de bizim beraber yaşadığımıza ne kadar çabuk ikna olurlarsa ben de o kadar çabuk ameliyat olurum. Sen de benden o derece çabuk kurtulursun. Babam da bu konuda haklı. Yani benden kurtulman için beraber yaşadığımızı ikna etmem gerek. İyi madem. Senden kurtulacaksam. Tamam bu arada hallettiyseniz her şeyi hadi. Hazırlan toparlan çıkalım. Nereye? Yemeğe. Ne yemeği ya? İbano ya. Ya bana fark etmez anne. Yok kayıp ben gelmem. Benim yemeğim var zaten. Siz ne yaparsanız yapın üçünüz gidin işte. Her şey bir itiraz. Her şey bir itiraz. Vardır yemeğin senin, kesin vardır yemeğin. Öyle bir şey değil. Ya ekonomi dergisinden röportaj istediler çocuklar. Ben de yemek yiyeceğiz falan dedim. Oraya çağırdım, buraya çağırmayayım diye. Ben deliriyorum ya, vallahi. Böyle tatlı tatlı gidiyorum ama. Derya Hanım. Derya Hanım. Az sabır. Gerçekten bu da formalitelerden biri. Ay! Ay 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 ay. Anne.
ya? Bırak, dur ben olurum. Bırak. Ah. Yapacaksın oğlum, çekil. Ah ya. Ah, yemeği yaptım, ah. Hay Allah ya. Ay. Dur ben şu alarmı kapatayım, dur. Ay Allah ya. Ay çok özür dilerim. Siz benim yüzümden bu gece aç kaldınız. Boş ver, önemli değil. Şimdi dışarıdan bir şeyler söyleriz, olur biter. Yok yok, tamam, hayır, kabul etmiyorum. Hadi ben sizi yemeğe götürüyorum. Bence iyi fikir. Yok, ben hiç çıkmayalım. Benim ne halim var, ne keyfim var. Dizim de ağrıyor. Biraz kalalım burada, dışarıdan söyleriz. Ya baba, dizin sorun değil. Bak ben bunu böyle hop fıttırı fıttırı bana destek gideriz. Ha. Ya hadi çabuk giyinin, hazırlanın, çıkalım. Hadi. Hadi madem beyefendi istiyor, çıkalım. Hadi. Tamam, giyiniyorum. Camı açtım. Aç, aç. Bütün camları açın. Biz çıkıyoruz. Top sende. Operasyon tamam. Geliyoruz. Hayır, şu röportajı yapmak için de geleceklerse gelsinler artık. Gelirler ya biraz. Var mı istediğiniz bir şey başka? Su koyayım mı sana biraz? Hayır. Ben istersem alırım. Sana ne oluyor? Kenan Bey merhabalar. Müsaadeniz var mı? Tabii tabii. Buyurun, buyurun, buyurun. Bak Allah'tan başka bir şey isteseymişsin. Hemen geldiler. Buyurun. Bunlar pek ekonomi dergisinden görünmüyorlar. Magazin gibiler, farkında mısın? Artık hepsi birbirine karıştı hayatım. Siz baba oğul ne kadar durgunsunuz ama. Biz keyfimiz yerine gelsin diye çıkalım dedik. Hadi şu ortamın, manzaranın bir tadını çıkarın canım. Kim? Hı? Kim? Önemli bir şey değil. Bir iş teklifi var Almanya'dan. Hı? Yok oğlum, bir şey öyle önemli bir şey. Kabul etmedin değil mi? Gitmeyeceğiz bir yere. Ay neden olmasın? Yani yine de sen bilirsin Önder'cim ama. Anne bir dur bir saniye. Gitmeyeceğiz değil mi bir yere baba? Hayır kuzum, sen benimle kalırsın. Bak ben sana söz veriyorum. Her hafta sonu babanı ziyaret ederiz. Evet, zaten okulun bittiği zaman da biz de taşınırız Berlin'e. Fena mı? Ay Kenan'la Derya değil mi ya? Fotoğraf falan çektiriyorlar. Kenan Bey, sizin için ikinci bahar diyebilir miyiz? Biz Derya Hanım'la birbirimizi tekrar bulduktan sonra bir daha ayrılmamaya karar verdik değil mi canım? Evet, evet öyle oldu biraz. Siz ne söylemek istersiniz delikanlılar? Ali'ciğim. Eğer onlar mutlularsa biz de mutluyuz. Hmm. Alo. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Şimdi eğer ailemizle ilgili soruyorsanız... ben Derya Hanım'la tanışmaktan çok memnunum. Ekonomiyle ilgili soruyorsanız... ama neyse, çok konuya girmeyelim şimdi. Ben spagetime dönüyorum. Gördüğünüz gibi oğullarım ateş gibi. Yani yarın öbür gün üniversiteden mezun oldukları zaman... iş dünyasının da tozunu attıracaklar. O zaman ben önden gidip hesabı ödeyeyim. Siz de gelin, tamam? Annem bekliyor. Yok siz vazgeçmeyin, vazgeçmeyin. Önder Hoca bu aralar kırılmaya çok müsait. O yüzden siz sakın vazgeçmeyin. Tamam. Konuşuruz biz sonra. Ben ararım. Görüşmek üzere. Haber geldi. Yarın denetçiler gelecekmiş. Tamam, peki. Hadi atlayın arabayı, ben bırakayım sizi. Yok, biz kendimiz gideriz. Ali bir taksi çevir oğlum. Oğlum dur, ne gerek var ya? Araba var işte, biz bırakalım sizi. Kerem, biz gideriz kendimiz. Ama tamam. Vali arkadaş, bir taksi çağırır mısın rica etsem? Oğlum bir gel, bir şey soracağım. Gel. Sana değil, sen bekle, arabaya geç. Ne oldu, Mavi'nin annesini bulabildiniz mi? Bulduk. Ha, benim bulduklarım işe yaradı yani. İşe yaradı da Kenan Bey, Mavi'nin annesi Mavi istemiyor ki, merak bile etmedi ya. Hadi ya. Ben dedim ben. Yani bir kere zaten istiyorsa zaten bırakmazdı.
Ha, bunu bilmek için daha iyi olmaya gerek yok ki. Berk bir sus ya. Sen ne içtin içeride oğlum? Ha? Bak sakın. Mavi'ye bahsetmek yok ha. Bana ne ya? Berk bak sakın diyorum ben. Bana ne? Beracığım ben seni arayayım. Paşa hadi köre. Tamam tamam. Tamam merak etme. Tamam hadi. Arayacağım ben seni. Bugün çok güzel görünüyordun. Sizi gördüm. Gerçek bir aile gibiydiniz. Hem de mutlu ve gerçek bir aile. Alo. Alo Önder Bey merhabalar. Size teklifimizi daha iyi şartlarda yeniden sunmak istiyoruz. Ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Ama ne sizin vaktinizi almak istiyorum ne kendi vaktimi. İlginize alakanıza çok teşekkürler ama yani benim cevabım aynı olacaktır, değişmeyecektir yani. O yüzden biz sizi zorlamayalım bence. Peki. Ama yine de teşekkür. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bence biraz daha düşünseydin ha. Yani böyle bir anda kestirip atmasa mıydın acaba? Çünkü senin yurt dışında çalışmak falan hep hayalindi ya. Öyleydi. 15 yıl önce futbolcu olarak. Ama maalesef o hayallerin hepsi çöpe gitti. Sayenizde. Önder ne yapıyor ki burada? Önder? Korkma çocuğum, korkma. Tehlikeli bir durum yok. Önder hayırdır? Hocam selam. Selam. Ceketin çok güzelmiş. Oğlum sen gir içeri, gir. Önder Kenan, round 1. Bu aralar kafa gidik biraz çocuğum. Konuşmamız lazım. Konuşalım hadi. Kenan senin derdin ne? Bak Derya iyilik olsun diye sana bir yardımda bulunuyor. Ama sen bunu hiç görmeyip böyle büyük aşık havalarıyla etrafta gezmeler falan. Nedir derdin? Sen bunu söylemeye mi geldin? Hah bunu söylemeye geldim. Bir de sınırını aşıyorsun. Onu söylemeye geldim. Ne sınırından bahsediyorsun sen? Bizim aramızda sınır falan yok. Derya benim mazim, geçmişim, oğlumun anası. Yani... Bak işte kendin söylüyorsun. Mazi, mazi. Oysa o kadın benim geleceğim Kenan. Hiç o kadar emin olma. Kenan, senin derdin hayatta kalmak değil miydi abi? Tamam çözdün o problemi. Şimdi derdin ne? Ne olur onu söyle bana. Derdin ne? Önce can. Sonra da canım. Bak işte orada duracaksın. Sana yeminim olsun. Seni Derya'nın yanında gördüğüm her anda karşına çıkacağım. Aa. Ay. Hasta adamı tehdit ediyorsun şu anda. Ama. Ay. Oldu görüşürüz o zaman Önder'cim. Gene gel bak. Öyle kapı önü olmaz. Hadi. Gel. Açık trafik açık rahat. Şöyle kavisli alırsan. Şöyle. Anca gidersin. Anca gidersin. Hadi anneciğim sen başla. Ben şimdi sana yumurtanı da getiriyorum. Babam kalktı mı? Yok sana seslenirken duyar dedim ama ses yok. Gece çok geç mi geldi eve? Geç mi? Sabaha karşı desek daha doğru olur. Al bakalım.
Sence iyi mi? Yani atlatacak mı? Yani ihaneti atlatmak biraz zor tabii. Ya bu farklı bir durum ama tam olarak ihanet değil. Ne gibi farklı bir durum Çağrı? Yani kadın gitmiş çocuğunun babasını seçmiş. Vallahi ben anlıyorum ya Derya Hanım'ı. Bence gayet haklı. Çok mantıklı bir seçim. Bu hikayede inan babam oğlu desene. Ay Çağrı'cığım yapma ne olur, babana bir şey olduğu yok. Yani evet biraz kırıldı, incindi. Ama toparlayacak yani. Biz de ona yardımcı olacağız. Tamam mı? Düzelecek her şey. Hı? Yapma öyle. Ben bakarım. İyi günler. Önder Koçak adına bir kargo var. Ha, oğluyum, alırım. Teşekkürler. Günaydın. 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 Benim şarjımda. Sana geldi. Önder ama bu antrenörlükle ilgili galiba. Hı? Aa, baksana bunlar uçak bileti falan göndermişler. Babalar çok ciddi. Sen bir daha mı düşünsen acaba? Anne ne diyorsun ya? Baba sen hani kabul etmeyecektin? Kabul ettiğimi söylemedim zaten. Ya bunu büyütmenin bir alemi yok Çağrı. Mesela sen de lütfen. Bu arada ben kaçıyorum. Acil bir işim çıktı. Okula seni ben bırakamayacağım. Dolayısıyla sakın geç kalma, tamam. Okula görüşürüz. Sabah sabah ne işi var ki acaba? Nasıl bir umut? Ay yaz. Ne bileyim valla. Dünden beri o kadar şey ki sinirli. Hiç sorun sorup da hiddetini çekemeyeceğim. Lapik. Good morning. Good morning. Ispanaklı böreğim. Hoş geldin. Nasılsın? Gel otur gel. Alıyorum. Evet. Ne yaptın? Hazır mısın? Ne yaptın? Yani teknik olarak hazırım. Ama hani bir icraat söz konusu olduğunda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ya abi biz hocaya o kadar racon kestik, ben yaparım ederim falan dedim de ben yapabileceğimden çok emin değilim. Ben zaman da yaklaşıyor. Böyle bir heyecanlanıyorum, korkuyorum da biliyor musun ya? Tamam bir sus artık ya, şimdi anlarız. Ezberlemiş misin, ezberlememiş misin? Hı-hı. Tamam ben gideceğim. Paralel nedir? Paralel nedir? Ekvator çizgisinden uzanan paralel ve meridyen yerlerini dik kesen hayati çembere paralel denir. Paraleller yani ekvatorun güneyinde 80 sayfası sayısı 90 güneyde 90 kuzeyde olmak üzere toplamda 180 tane paralel dairesel çember vardır yani öyle kabul edilir. Öyle değil mi? Niye öyle bakıyorsunuz? Oha. Ya doğru. Vallahi öyle. Doğru. Hepsi doğru vallahi. Ama bu kolay oldu. Bir dakika. Daha zor bir yerden gitmek lazım. Sor sen bana. Sor. Sıkıntı yok. Ben şuraya. Okey bu olur. Aşkım bunu yapmak zorundayım. Özür dilerim. Yap aşk gidiyorum yap. Sonuçta istikbalimiz benim. Hayatım söz konusu. Tarihteki ilk yazılı antlaşman nedir? Kadeş. M.Ö. 1280, abi piramit, Mısırlılarla Hititliler ya. Tamam onlar gerçekleştiriyor. Tabii imzayı atıyorlar. Doğru. Doğru. Evet. Soru da benden gelsin o zaman ya. Madem. Sorun ya ben. Ne oldu bana böyle ya? Sorumuz Türk Dili ve Edebiyatı'ndan geliyor. Hazır mısın? Sevmem ama. Hazır mısın? Evet. Redif nedir? Nasıl bulunur? Redif nedir? Mısra sonlarında görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasına redif deniyor. Redifler genellikle de mısra sonlarında bulunuyor. Ve redifler afiyeden sonra geliyor. Dur öyle yazıyor. Vallahi doğru. Hani noktasına virgülüne kadar doğru. Arap senin ezberin bayağı iyiymiş. Yok ben öyle gece bir saat göz gezdim. Hadi bir oradan. Bir de kafam almıyor diyorsun. Al bak oluyor işte. Ben Kader abla bana okumuş pirinç de okumuş not yedirdi. Sabah ben Allah'ın cüce Rabbim öyle bir şey vermiş bana hani.
geldi bana. Bir şey geldi. Ne oldu ben de bilmiyorum. Ben bir şey oldum böyle hor. 52 sayfada ne yazıyor lan? 52. Dur. Fizik 52 değil mi? He. Fizik 52, 52, 39, F eşittir M çarpı an desek 52. Bir cismin harekete başladığı ve hareketini bitirdiği noktalar arasındaki en kısa mesafe yer değiştirme denir. Hareket esnasında izlenen rotada alınan mesafe yani kat edilen yol deniyor. Öyle yazıyor. Allah'ım koş. Bir saniye. Yani sayfası sayfasını ezberlemek de biraz imkansız bu. Ben de ben korktum abi şimdi ben. Hayır. Ben korkuyorum şimdi, ben korktum ya böyle. Bende ne var böyle? Ya oğlum, gayet iyi bir şey. Demek ki senin fotoğrafik hafızan var. O ne la? Ben, oğlum ne diyorsun la? Öyle, öyle. Ben öyle saçma saçma konuşma, öyle öyle. Ya ne dalgası işte, bak şimdi. Beynini bir fotoğraf makinesi gibi düşün. İstediğin zaman onun fotoğrafını çekip hafızanda saklayabiliyorsun. Yani. Albüm gibi. Aynen. Aynen öyle yani. Soruyu görünce de o hafızandan o bilgiyi çıkartıyorsun. Ay gözümde screenshot alıyorum. He, aynen. He. Ey. Senin anlayacağın. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sınavdan geçtin. Vallahi geçti be ben. Ben. Ali ben şu çaydan büyüdüm Ali. Kurban olayım. İç paşam. İç. Hararet yaptım. Hep çağırıyorsun, maldan çağırıyorsun. Ben geliyorum şimdi. Geliyorum şimdi ben. Nereye gidiyorsun? İşim var. İşin var. Ben... Şuna bir baksana ya. Şuna bir baksana. Ben soruma cevap alamıyorum. Ben şunu çözemedim ama bir dur Ali ya. Bence gideceğim galiba ya. Of. Çağrı ya. Abartma ya. Bırak şu drama queenliği. Bu ne drama queenliği ya? Diyorum ki adam mahvoldu. Eğer kabul ederse doğal olarak ben de giderim. Ya güzel kardeşim. Etmemiş ama değil mi? Kabul etmemiş. Bir sakin ol ya, abartma. Baban iyi, sen triplere girdin. Dün de saçma saçma Berk'e yükseliyorsun. Saçmalıyorsun, söyleyeyim. Ya Berk'in... Hadi Ali'nin ne günahı var ya, çocuklara trip atıyorsun. Kendine gel. Çağrı. Nasılsın, iyi misin? Merak ettim ben seni. Çok iyi, baksana. Ben konuşmayı denedim. Çok anlamıyor Avel. Belki hanımıyla konuşur. Hanımı ne ya? Bir sus be adam. Ne diyor bu ya? Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hı? Bir şey mi oldu? Babama antrenörlük teklifi geldi. Almanya'da. Kabul etti mi? Ama olur da kabul ederse ben... Ne sen? Çağrı. Bir şey söylesene ya. Galiba ben de giderim Zeyno. Babamı yalnız bırakamam. Derya. Ha karıcığım, günaydın. Yahu uyanır uyanmaz hemen işinin başına gelmişsin. Ya karım diye söylemiyorum, çok hamarat kadındır ha. Ay karım karım deyip durma sana. Allah Allah, ne geldin sabah sabah? Röportaj stresi yapmayacağım. Hayır yahu. Ne? Avukat aradı. Denetçiler gelebilirlermiş, o yüzden gidip evde beklememiz lazım. Ne, benim işim gücüm var öyle eve falan. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ya nerede? Mahalleye karşı hiç ne öyle yapayım? Şeyler olmaz. Tamam ben sen, hallederim. Sen karışma sana bir bana. Tamam ben hallederim ben. Ben şey yapayım. Hadi yürü, gitmemiz lazım. Geç kalırız sonra, kapıda mı beklesin denetçiler? Kenan. Bak kapatabiliyorum bak. Hoppa. Kapattı. Güzel. Hadi bakalım. Bu kadar. Hadi tamam yürü. Ben çekiştirme beni. Ben hangisi o mu? Gel. Abi. Ya yaz hocam, bu benim Şengül yengemin pardesüsü gibi. Ben bunu giymesem olur mu? Bence sana ne giysen yakışır. Teveccühünüz. Teveccühünüz. De Şengül yengem. Tabii.
Senin gömlekler kadar janti değil değil mi Arapçı? Benim gömleklerim tarz bir kere. Hepsi moda, ikonik bir şey yani. Şu elmalarından yesene bir tane. Belki boğazında kalır cadı. Yok tatlım. Ben ölümsüzüm. Ama istersen Duru'ya bir tane ikram edebilirim. Yakala. Sağ ol tatlım, ben almayayım. Ya sen ne yap biliyor musun? Sana hiç makyaj yapmasınlar. Direkt böyle kendi halinle olan, doğallığınla, o doğal cadılığınla oyna. Buraya bir tane ben koydular mı, sen süpürgene biner gidersin. Yallah. Süpürgeyi sana var ya. Git. Sen süpür, süpür. Hadi. Ve prens, prensesi öper. Ya beyaz atlı prenses. Yalnız gençler, siz masalı bitirmişsiniz. Yalnız yeni nesil böyle. Çağıracağım, hızlarına yetişemiyor. İsterseniz provaya geçtiğimizde ben yardımcı olabilirim. Özellikle final sahnesi için. Prenses rolünü nasıl oynadığımı izlersin sen de Mavi. Alakayı anlayamadım. Ne alakası var yani? Baygın yatacağım sonuç itibariyle. Değil mi? Ben bunu öldürürüm. Ya abi. Tamam, sakin. Konservatuarlar böyle. Kendilerine bir şey sanıyorlar. Tamam, sakin. Yok bir şey. Ne kadar iyimsersin Ali. Senin yanında var. Sana bir şey soracağım. Baban ailemle alakalı bir şey bulabilmiş mi? Kenan Bey araştırıyor aile. Bir şey öğrendiği zaman ben sana direkt söyleyeceğim. Hiç merak etme. Tamam. Biliyorum canım söyleyeceğini. Yakışmış. Huysuz. Ay Çağrı. Ay. Adamlar tamam, gelecek öyle. Şimdi geç kızcağız. Niye çekiştiriyorsun ya? Çekiştirme, sevmiyorum böyle. Asansörü falan kaldırdın mı? Hayır, kaldırmadım. Tamam, duruyor. Elbiselerimi falan duruyor değil mi? Duruyor, bırak. Bırak, bir tamam. Açayım şu kapıyı. Çabuk. Hadi, ay çok yoruldum. Kenan bir dur. Abanıyorsun, nasıl açacağım kapıyı? Çok yoruldum, kafamı kaldıramıyorum. Sen de. Ay Allah'ım yarabbim. Ben yağlarım onu. Aman yağla, sen yağla. Derya. Önder. Ne istiyor bu adam senden yine? Hayır, bu adam senden ne istiyor? Bir dakika, bir sakin olalım lütfen. Sakin olalım, bir şey yok. Ay, düşündüğün gibi değil hiçbir şey. Ne demek düşündüğüm gibi değil ya? Ben gördüm sizi tutlarından çekiştiriyor. Niye çekiştiriyor bu adam seni? Tamam, gergin gergin konuşma lütfen. Yani hiç zamanı değil şu anda. Bence tam zamanı. Önder. Tamam. Derya, ben üstüme hafif bir şeyler mi giysem acaba ya? Ben sana söyledim Kenan. Ne zaman Derya'nın yanına adımını atsan karşında beni bulacağını söyledim. Bak haddini aşıyorsun. Hakikaten haddini aşıyorsun. Önder, Önder bir sakin olur musun lütfen? Sakin ol, ben sana her şeyi anlatacağım. Ve hak vereceksin, anlayacaksın beni. Derya'cığım neyi anlatacağım lütfen, rica ederim. Neyi konuşacağız burada? Ya bu adamın sana neler yaptığının farkında değil misin? Lütfen. Dün yemekler, bugün eve gelmeler falan. İyi misin? Stresten. O ne ya? Oo. Ediyorum. Bakıyorum. Ah, ağır biraz. Eve taşınmak için bayağı vakit de bulunmuş. Bayağı yerleşilmiş yani. Bravo. Bak tutuyor oralarını buralarını. Bak bu hasta numaraları da hep seni ele geçirmek için, seni elinde tutmak için ya. Hakikaten öyle. Önce Can, sonra Canan. Değil mi Kenan Bey? Ne diyorsun Önder? Lütfen ya, yeter artık ya. Hasta adam görmüyor musun? Sancısı tuttu. Bırak bunu bak. Ben sana anlatacağım diyorum. Sadece şu an uygun bir zaman değil. Anlatacağım diyorum, güven bana. Önder, sonra konuşsak mı? Derya'cığımın da dediği gibi çok uygun bir zaman değil. Çünkü birazdan... Ya geldiler işte bak. Tam sancı tutmuşken. Ben bakayım mı? Yok, ben karşılayayım daha iyi olur. Sen ona izah et durumu. Sana bir anlatsın onu, sen anlat. Tamam, aç kapıyı. Geliyorum. Gel buraya. Bu gelenler denetçiler. Yani evlilik gerçek mi değil mi diye kontrol edecekler. Ve eğer gerçek olmadığını düşünürlerse onaylamazlar. Ve ben bununla boşu boşuna evlenmiş olurum, ne olursun. Ne olursun sakin ol. Lütfen, sakin olmak zorundayız. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Memur arkadaşlar gelmişler aşkım. Buyurun, masaya doğru. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Yabancı değil, aile dostumuz. O da gidiyordu zaten. Bizim için sorun yok. Kendisi kalabilir. Hatta daha iyi olur.
He, öyle mi? Tamam, o zaman biz şöyle oturalım. Sen de oraya iliş bari. Ne yapayım? Hadi gel, sağ ol. Otur, otur. Oh. Ağrı var biraz. İyiyim. Vay. Ya bu cücelerin işte ne zor arkadaş ya. Vallahi zor ya. Prensesi koru, şarkı söyle, odun kes, odun topla. Ne la bu? Cüceler olmasa vallahi hiçbir şey olmaz bu oyunda. Öyle değil mi? Öyle diyorum. Ali, sen ne konuşuyordun içeride Mavi'yle? Ailesinin durumuyla ilgili bir şeyler söyledim işte. Ailesiyle ilgili durumu söyledim işte derken sen ne anlattın? Ne oldu? Bir bilgiye ulaşılamadığını söyledim işte Arap. Ne söyleyeceğim Zeyno? Mecburdum. Hani yalan söylemek benim de hoşuma gitmiyor ama... Tamam. Görmediniz mi siz de Arap? Görmediniz mi ya? Tamam kardeş. Kızım sen de uzatma. Uzatma. Görmüyor musun çocuğun halini? Ya... Yalan söyleyeceğiz. Yapmadığımız bir şey. Allah affetsin, bana yazsın. Eyvallah. Ama yapacak bir şey yok. Yani kızcağızı öğrenirse biteriz yani. Fener'in de maçı vardı işte. Ne olduysa maça... Bu akşam canımın içi ıspanaklı böreğim. canını yedeyim. Ve Mavi. Bizim 5 dakika sonra sınavımız var bir de. Yetişelim biz. Hadi. Haydi ya. Hadi. Ben... Hadi. Hadi devam, bakalım. Devam. Cüceler. Vallahi yoruldum artık ya. Aslında bizim hikayemiz eski de bir hikaye. Yani çok eskiden tanışıyoruz. İlk tanıştığımız günü hiç unutmam. Karadeniz'deyiz. İstanbul'a gitmişiz gene Kasım sonu falan. Hava nasıl soğuk, nasıl soğuk. Ben sırılsıklam oldum, yağmura yakalandım. Köşede fırını gördüm. Onları dedim ki ısınırım diye. Girdim fırına işte o an gördüm gözlerini. Arkanızda vitrindeki fotoğraf o zamandan. Ben askerlik yapmak için gitmiştim oraya. Böyle sudan çıkmış balık gibi gelmişti karşıma. Oturayım mı buraya dedi. Ben de çok titizim. Oturtmam öyle yani, dükkanın içinde her taraf çamur olacak falan. Bir dakika dedim, ben bir havlu vereyim size. Onunla bir kurulanın sonra oturursunuz demiştim. Evet, kenarları işlemeli el havuz. Ya annemin, rahmetli annemin yaptığı. Dükkanda vardı yani, o zaman öyleydi. Verdim onunla kurulandı. Sonra da oturmak istediği için sandalyeler vardı. Sandalyelere oturtmak istemedim yine satır diye. İşte gittim, un çuvalları vardı, onları koydum. Oturdu öyle, bakmaya başladı. Islanmıştım, bir de ona bulandım. Tam kızartmalık hamsi. Al at tavaya. Siz aile dostuydunuz değil mi? Hı? İsim neydi? Önder Koçak ben. Önder Bey, peki siz Derya Hanım ve Kenan Bey'in ilişkisiyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Siz sanıyorum bana şey soracaksınız. Bu evliliğin arkasında başka bir sebep var mı diye. Şimdi birbirlerini bu kadar seven bir çift aradan yıllar geçse de eğer hala beraber olmak istiyorlarsa bu ancak sevgilerinin kanıtıdır değil mi? Oğulları da var. Onlar aileler sonuçta. Şimdi onlar bir aile olmaktan daha doğal ne isteyebilirler ki hayatta? Bence bırakalım onlar arada kaybettikleri yılların telafisini yapsınlar. Hatta ben ona şimdi buradan giderek başlayayım. Ben zaten şeye geldim, tebriğe geldim. Biraz da fazla uzun kaldım, kusura bakmayın. Ben seni geçireyim. Geçireyim. Beryacığım, hiç gerek yok. Ben giderim kendim. Size mutluluklar diliyorum. Canı gönülden. İlk günler. O da eşinden ayrı. Duygulandı galiba biraz.
Alo. Merhabalar, Önder Koçak ben. Çıkıyordum ekranda, pardon. Ben eğer teklifiniz hala geçerliyse yerinde bir değerlendirelim diyorum teklifi. Evet, ulaştı bana bilet. Çok teşekkürler, sağ olun. Tamam o zaman, detayları konuşuruz. Tamam, hoşça kal. Evet çocuklar, son 10 dakika. Hocam ben bitirdim. Tamam abi, çıkabilirsin. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz geliriz ormana, majesteleri. Ay, birileri kendini fazla rolüne kaptırmış galiba. Huysuz cüce diyorsun. Evet. Huysuz cüce hayatımın rolü diyebilirim. Yani uzun süredir bunu bekliyordum ve bu fırsat elime geçtikten sonra ben bunu kaçırmak istemiyorum. O yüzden sabah akşam çalışıyorum. Bu konuda çok ciddiyim. Oyunculuk kariyerimde bana bir sıçrama tahtası olacağını düşünüyorum. Bir mihenk taşı diyebiliriz. Aslında ben prensi oynayacaktım. Ama şu hassas kalbim. Hassas kalbim. İzin vermedi ki benim esmer kavruk kardeşim üzülsün. O yüzden ben de prensi bıraktım. Dedim ki çocuklar oynasın. Biraz onlar mutlu olsun canım. Değil mi? Yani hevesini kırmak istemezdim şimdi gerçekten. Ama bence böylesi daha iyi oldu. Neden diyeceksin? Hemen cevap vereyim. Çünkü sende prens olacak kumaş yok. Güvenilir bir tipim yok diyorsun. Sonuçta sen de benim hayalimdeki prenses değilsin Mavi'cim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ya yok. Ben öyle dış görünüşe göre söylemedim bunu. Yaşadığımız şeylere böyle bakarak bir değerlendirme yapıp bu sonuca vardım. Ve sen de biliyorsun ki bütün hikayelerin kötü kahramanı sensin Berk. Evet, haklısın. Biliyorum. Kahraman da Ali. Şimdi Pamuk Prenses'i kurtaracak. Ne romantizm. Ali'yi kıskanmaktan hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Onun bu kadar iyi bir insan olması ne kadar batıyor sana ya? Ailesine, arkadaşlarına hiç çıkar beklemeden yardım etmesi seni sinir ediyor değil mi? Neyse, sen bunu hiçbir zaman anlayamayacaksın. Ay neyse, müsaade edersen şimdi kantine prensimin yanına gideceğim. Tamam? Benden sana bir uysuz cüce tavsiyesi bence. Prensine çok da güvenme. Yani sonuçta aileni bozup da senden sakladığına göre onunla kötücü dudan çok da bir farkı yok sanki. Ne diyorsun sen ya? Sana yalan söylüyor diyorum. Ama sen tabii ona sor yani, sonuçta benim çok da güvenilir bir tip olmadığımı düşünürsek. Sen ona sor. Öpüyorum. Bekletme prensini uysuz cüceden. Öpücük. Bye bye. Öptüm. Hadi artık. Abi, sınav nasıl? Sınav iyiydi. Her şey çok iyiydi. Ta ki senin bana yalan söylediğini anlayana kadar. Ne yalanı anlamadım abi. Sen benim ailemi buldun. Ve benden gizledin, öyle mi? Abi bu nereden çıktı? Ben sana söyledim ya zaten. Evet söyledin. Söyledin ve hala gözümün içine baka baka aynı yalanı söylemeye devam ediyorsun. İnanmıyorum sana ya. Cep hepsi. Sakın. Sakın. Sakın Berk'e dokunayım deme. Hayatında ilk defa doğru bir şey yaptı ve sen bu sefer yanlış olansın. Mavi, ben bilerek söylemedim sırf sen üzülme diye. Ya bu senin verebileceğin bir karar değil. Bu benim bütün hayatımı etkileyecek bir şey. Bırak üzüleceksen ben üzüleyim. Kırılacaksan ben kırılayım. Buna sen karar veremezsin. Anladın mı?
Bu beni ilgilendirir. Sen beni böyle mi koruyacaksın ya? Sen bana yalan söyleyerek mi beni koruyacaksın? Ama ben gerçekten böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm Ali. Sana güvendiğim için gerçekten çok üzgünüm. Aa, ne oluyor be, yavaş olsana. Aa. Geçmiş olsun. Bir sınava girdim çıktım, hayırdır ya, mezun oldu. Ne oldu bitti ya? Söyle. Mavi ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmiş. Deme. Önder'cim. Nesrin? Ben ufaktan iznimi isteyeyim artık. Hem zaten sen de dünden beri o kadar öfkelisin ki... hani ben de olan bana olacak diye korkmaya başladım açıkçası. O yüzden ben kovulmadan gideyim. Gel, konuşalım biraz. Önder'cim, ben seni çok iyi anlıyorum. Tamam, sen böyle kırgınsın, öfkelisin falan ama... bu olanların suçlusu inan ben değilim. Biliyorum. Değilsin. Lütfen. Gel. Ben senin gitmeni istemiyorum. Hı? Burada kalmalısın. Hı? Hem ben yokken Çağrı'ya göz kulak olursun. Sen yokken mi? Diyorum ki... ben gideyim şu teklifi yerinde bir değerlendireyim. Böylesi daha iyi olacak benim için. Sizin için. Herkes için. O yüzden kal. Mavi! 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 Berk, tebrik bekliyorsan haklı çıktığın için... üzgünüm ama hiç havamda değilim gerçekten. Ben o yüzden gelmedim. Anladım, ondan sonra şapır. Ben seni annene götürmek için gelmiştim. Ama havamda değilim diyorsan tamam. Ya oğlum, ben konuşacağım abiyle. Vallahi konuşacağım ya. Ben konuşacağım, anlatacağım. Çözeceğiz bunu. Sen bunu dert etmene gerek yok bu kadar. Bizi dinlerse tabii. Ya sus, sus. Allah Allah. Sus, sus be. Ya sus. Cangına körükle gidiyorsun. Ali. Allah. Ali bak, kurban oldum, ben çözeceğim. Vallahi billahi çözeceğim. Ben onu yani Ali böyle yapıyorum. Aynen vallahi sen. Beni de. 2 saat sonra okulda toplanıyoruz. Son bir prova. Lütfen herkes zamanında gelsin. Tamam, tamam, tamam. Çağrıcığım, biliyorum sen geç kalmazsın ama. Bana bak, ben bunu boğacağım artık. Sakin ol, tamam kızım. Sakin ol. Sen döversin onu, gerek yok. Yani son gider ayak böyle. Bu niye gülüyor ya? O gülüyor işte, boş ver, o mutlu. Sen de mutlu, gerek yok. Çağrı! Git hadi. Allah'ım, hani konuşaraktı, hani? Ulan eşek sıfası, nasıl biliyorum babanı mutlu etmesini ya? Ne kadar zaman oldu şöyle baba oldu, seninle bir masa kurup şöyle oturmadık ha? Ulan hadi hadi, doldur doldur. Dolduruyorum ama bak, dikkatli edeceksin. Oğlum sen babanı bilmiyor musun la? Burası olduğuna emin misin? Vallahi öyle görünüyor. Aa bak, şu çıkan da... annen olması lazım. Adı Gül Doruk. Eğer ben konuşmak istemiyorum dersen... Anne, nereye gidiyorsun? Tatile gidiyoruz kızım. Hani geçen seni çok beğendiğim bir yer vardı ya... birlikte ata binmiştik seninle. Oraya, hadi. Anne. Ne işin var senin burada? Adın Mavi'ydi değil mi?
Arkadaşlarına da söyledim. Eğer derdin paraysa... Benim hiçbir zaman paraya ihtiyacım olmadı. Beni evlat edinen aile de zaten sizin kadar zengindi. Ben sadece sizi merak ettiğim için geldim. Bir de belki 16 sene için bir açıklamanız vardır diye ama... Anne, ne zaman gideceğiz? Kızım tamam, geliyorum. Sen kapat kapıyı. Ama anlaşılan siz sadece bana anne olmayı tercih etmemişsiniz. Bak gençtim, aklım başımda değildi. Ben de istemedim bunları yaşamayı. Madem bir ailem var, madem durumun iyi. Lütfen rica ediyorum, unut bu adresi, unut beni. Tamam, ikimizin hayatını da mahvetme. Anne, bu abla kim? Elif, hadi kızım gidiyoruz. Tibe Önder, aç şu telefonu. Merhaba Derya Hanım. Merhaba Ayla Hanım, bir şey mi vardı? Ben vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şey, aslında benim pek de vaktim yok. O kadar da uygun değilim aslında. Uzun sürmeyecek, merak etmeyin. Peki madem. Peki. Buyurun. Buyurun. Neyle ilgili konuşacaksınız? Bilmiyorum. Bir şeyler de ikram etmek isterim. En azından içecek bir şeyler ama... ocağı yakamadım bugün. Çok yoğun. Yok, hiç gerek yok. Zaten düğünden sonra bunlar normal. Hayırlı olsun. Ya duyunca gerçekten çok şaşırdım. Ama emin olun benim anlattıklarımı duyunca... siz de en az benim kadar şaşıracaksınız. Çünkü konu müstakbel eşinizle ilgili. Müstakbel eşim. Kenan'la mı ilgili? Evet. Sanırım haberiniz yok. Zaten Kenan'ın söyleyeceğini de sanmıyorum. Ama ben onun çocuğuna hamileyim Derya Hanım. Ne? Nasıl ya? Aa. Ay ben yanlış mı anladım? Siz hamile misiniz Kenan'dan? Maalesef. Yani ben size bu durumu bu şekilde anlatmak istemezdim. Ama Kenan bebeği aldırmamı istiyor. Ve ben bunu yapamam Derya Hanım. Yapamam. Yani kızım öldükten sonra beni hayata bağlayan tek şey bu bebek oldu. Yapmayın zaten ya. Niye yapasınız yani? Kenan böyle bir şeye karar veremez ki. Siz çocuğunuzu doğurmak istiyorsanız doğurun. O ne karışırmış ya? Kenan da o çocuğa babalık yapmak zorunda. Hele bir yapmasın. Hele bir yapmasın. Bakın rahat olun. Ben size söz veriyorum. Ben sizin için elimden geleni yapacağım. Rahat olun. Aa, adama bak be. Çocuklara yapıp yapıp. Ya sahip çıkmıyor ya ortadan kayboluyor, görüyor musun? Yani bu durum sizin için bir sorun değil öyle mi? Ya bebeği aldırmamı falan siz istemeyeceksiniz benden. Yok canım ya, benim ne haddime ben sizin bebeğinize nasıl karışabilirim yani? Ya kusura bakmayın ama benim gerçekten aklım karıştı. Ya sonuçta siz bu adamla evlendiniz. Kenan'la evlendiniz. Tamam, inanın ben de Önder'i sevdiğinizi düşünmüştüm. Ama bu kadar çabuk vazgeçince yanıldığımı anladım. Ben Önder'den vazgeçmedim. Anlamadım. Nasıl? Ayla Hanım bakın. Ben bazı şeyleri size açıklayamıyorum. Ama şu konuda rahat olun. O çocuğu doğurmak istiyorsanız doğurun. Kenan da babalık yapacak. Hele bir yapmasın. Ben size elimden gelen yardımı yapacağım. Tamam mı? Rahat olun. Şimdi ne olur kusuruma bakmayın ama dükkanı kapatmak zorundayım. Konuşacak başka bir şey kalmadıysa. Tabii. Anlıyorum. Tekrar hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Teşekkürler. Her şeyini aldın mı? Aldım. Bu ne? Çağrı. Hani gitmeyecektin?
Ben de geliyorum. Aa, ben Çağrı, biraz hızlı. Çağrı'cığım biraz sakin olur musun? Yok, sakin falan olamam. Ben de babamla gideceğim. Çağrı. Oğlum ben temelli gitmiyorum oraya. Bir gideyim bir ortama bakayım. Bir insanlarla tanışayım. Zaten bir deneme süreci falan diyorlar. Bir bakalım memnun kalacak mıyız, kalmayacak mıyız birbirimizden? Eğer her şey yolunda giderse ama... merak etme, sen burada kalacaksın. Arkadaşlarından, okulundan kopmayacağım, annenden kopmayacağım, merak etme. Ya senden uzak kalacağım. Ne diyorsun baba ya? Ya kaçıp giremezsin. Seni seven bir sürü insan var. Ben varım, annem var, öğrencilerin var. Kaçıp giremez. Ya istiyorsa seni sevmesin ya. Giremezsin ya. Ya böyle lütfen. Ya benden kaçamazsın. Her şeyi yoluna koymuşum seni. Annemi, Zeynep'i, her şey yolundaydı. Gidemezsin şu anda ya. Her şey yolunda olacak yine, merak etme. Her şey yolunda olacak. Mavi. Yani sen böyle yürüdüğüne göre ben çok daha doğru bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Ama sana şunun garantisini verebilirim. İnsan sevilmiyor diye ölmüyor. Gerçekten. Yani çünkü eğer öyle olsaydı ben çok daha birkaç defa ölmüştüm yani. Beni getirdiğin için teşekkür ederim. Sayende bu gerçekle yüzleştim. Evet canım yanıyor. Yanmaya da devam edecek belli ki ama geçecek. İhtiyacım olan buydu. Öyle korunmak, sarıp sarmalanmak ya da bir umutla yaşamak değil yani. Tekrar teşekkür ederim. Dur, bu kadar teşekkür çok fazla bana. Alışkın değilim, öyle bir anda yükleme yapma. Yavaş yavaş. Belki biraz hava alacağım ben. Sen küçükken de az çektirmedin bizi ha. Ufacık bebeydin böyle. Bir gece bir baktım, pavyonda ortalıktan kayboldun. Anay ne lan ya, birbirine dolandı. Nedir lan bebe kaybı? Anam da tam en ihtiyacımız olan zamanda gitti ha. Kim bilir o altı yemeğiydi, değil mi? Hepimiz ne halde olurduk acaba? Hela. Bak hele Vedat Narin ses. Geçen ben bir annemin arkadaşını gördüm. İşte buradaki pavyona gelmiş çalışmaya. Öyle bir oturduk, muhabbet ettik. Diyor senin anan suçsuz. Biz hepsine yatıyor senelerdir içeride. Yazık kadına ya. Yazık valla. Ömrünün yarısını yedi içeride. Diğer yarısını da yiyecek gibi. Ölür gider herhalde içeride o. He? Senin rota şaşmış. Atmışın suçu kadının üstüne. He? Ya anlat hele ya. Ben zaten her şeyi biliyorum. Ben seni merak ediyorum. Sen ne acılar çektin acaba? Sen neler yaşadın? Ben anlatıyorum sana, sen de bana anlat hadi. Bıdır bıdır konuşmayı bırak da sen doldur bir tane daha. Ya dolduracağım, vallahi sen anlat ya. Ayıp ediyorsun ha, ben anlatmıyorum sana. Baba oğul oturmuş üst şurada. Konuş az ya. Allah. Sen o. Ha? Bir babama bakayım. Ne sen ne istersen ha? Ben geçeyim ama git sen. Semin, hadi evde görüşürüz. Görüşürüz. Sen bir tane daha doldur bak, hepsini anlatacağım sana. Ya söz ben sana şey yapacağım, dolduracağım ya. Sen bir konuş benimle. Bak ne demişler, söz büyüğü. Böyle düşün bir de, bu çerçeveden bak mesele. Bak kimseye bir şey demeyeceğim, vallahi demeyeceğim. Paraları da cukkalamışsın. Ha? Bak nasıl hoşuna gitti.
Benim kedi görünümü kurt babam. Ne oldu anlat bak. Merak ediyorum ya. Ne oğlum? Ne sandın be? Senin babanın kafada 40 tane değil, tam 1000 tane tilki var. Hiçbirinin de kuyruğu birbirine değmiyor. Bak anam bunca yıl hiç uyanmadı mevzuya. Yatıyor öyle garibim. Vay. Vay. Düzeltmişsiniz arayı. Ne oldu Yasce? Ne işin var oğlum senin burada ya? Ya içim rahat etmedi benim. Malum babam da ağlanıyordu geçen özledim diye. Ben de bir ziyaret edeyim malum oldu böyle. Aslan abim, ya bizim bizden başka kimimiz var? He? Kimimiz var ya? Bir sen varsın. Babam var. Ya benim de ailem bundan ne yapayım şimdi ben hani? Ne diyeyim ben? Yani... Bak ben duygulandım he. Öpeyim seni. Gel la vallahi bir tane öpeyim ya. Vallahi gel la ben seni. Abi aslan abi. Tamam az. Abi şu. Hey yavrum hey yavrum hey. Sen ne yedin ne içtin de bunu? Bunun üstüne tabelama izolette koyduralım bunu ya. Ateşte yaklar bu ne? Patlayacak bu ya çakmakla geçsek. Öf. Bu ne ya? Bu anan da haberi yok ha. Hala çıkacağım diye bekliyor. Nasıl tam? Ne olmuş anaman? Bir dakika. Sen ne diyorsun baba ya? Ay. Ne olmuş anama baba? Ay, ne diyorsun sen oğlum, ya? Oğlum bu efkarlandı konuşuyor ya. Hadi hadi bakalım. Hadi kalk. Mabu. Lan. Kalkın oynayalım baba ya. Kalk. Çıkar çantanı. Çıkarayım. Kalk lan gel lan gel. Lan ses family. Ne oluyor bize? Anlamadım ki ya. Ha, geç. Geç hadi geç. Bak nasıl oluyor. Allah'ım günlere bak. Hadi bakayım hadi arın. Ya. Bak nasıl figürlerine bak onun figürlerine. Tabii tabii. Nasıl oynuyor? İşek. Ya garip adam da seviyorum onu. Haydi. Bak figürlerine abi. Bak ne yap. Gökyüzüne. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Böyle düşünecek. Merhaba. Evet çocuklar. Sen gıygır olmuşsun. Al bakalım. Kendini anlatma tamam mı? Evet. Bir tane alıp arkaya vereceğiz. Evet. Bir tane alıp arkaya vereceğiz. Bunları okuyalım. Evet. Arkaya doğru. Bir tane alıp arkaya verelim. Evet. Rica ederiz. Hadi bakalım. Alalım. Oyunumuz birazdan başlamak üzeredir. Lütfen telefonları sessiz almayı unutmayalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz. Tam karşında! Ama biliyorsun ki ben sadece öyle bir okla vurulacak bir insan değilim. Biraz masraflı bir kızım. Kızım. tamam. Geldik. Aşkım. Saatler olsun. Yalan arkadaş. Yalan. Çok hızlı. Olmuş be. Valla. Bak pişman gel. Olma ya. Yani şey sürdüler. Gel bak sosların burada. Oho. Ne oldu ya? Çağrı. Çağrı bir sıkıntı mı var? Var. Sıkıntı anne. Oğlum bak benim anam. Gel. Tamam Ali. Oğlum anne beni ne yap ediyor? Lan oğlum ben de babamı pazarda bulmadım. Oğlum bak. Tamam. Tamam. Lafı ağzında gebeleme. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. Senin haberin var mı? Benim babam senin annenin yüzünden Almanya'ya gidiyor. Ya. Lan. Lan bırak ya. Evet. Ekip tamam olduğuna göre başlıyoruz. Benim işim. Tamam. Benim işim. Hadi hadi toparlanın. Sahneye geçeceğiz. Neyse ablam nerede ya benim? Ay. Çağırmadan açınca korktum. Hayırdır Önder? Uzun hikaye boş ver. Bak böyle toparlanıp gitmeden bunu bilmen lazım senin. Derya ile Kenan'ın evliliğinde bir gariplik var Önder. Yani onlar bizden bir şey saklıyor. Ay neyi saklayacak Ayla? Sen de şu Kenan'dan da vazgeç artık. Canım bunu unutmuşsun. Sağ ol. Hadi sen geç kalma artık. Takside gelmiştir sanırım. Tamam. İnince de ara lütfen. Tamam. Çağır sana emanet. Sen onları dert etme. Rahat ol. Haricim görüşürüz. Hadi.
İyi yolculuklar. Ben indiğimde ararım. Bir neye gidiyorsun Esrem? Aslında seni çok iyi anlıyorum biliyor musun? Ama baş etmek zorundasın hala. Bak Önder kendine önce bir yol buldu bile. Ay içeri sen ayakta kaldın hadi gel. Selam. Bagajı açar mısın sana zahmet? Hocam! 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 Ha? Şu an müsait değilim. Lütfen mesaj bırakın ya da daha sonra tekrar arayın. Hadi siz ormana gidip avlanın. Ben de temizlik ve yemek yapayım. Oy! Balta var eli. Getirdim güzel kız. Gençler, Ali yok hala. Ne yapacağız? Perde tekrar açıldığında Ali'nin öpmesi gerek prensesi. Bize bir prens gerek. Biriniz giyin şu kostümü. Aklımdan bile geçirme seni gebertirim. Hocam konuşmamız lazım. Ali. Hocam konuşmamız lazım. Hocam, neden gitmek istediğinizi biliyorum ama lütfen gitmeyin. Kalmam için bir sebep yok. Hayır hocam, hayır. Annem sizi çok seviyor hocam. Lütfen kalın.
Uyan artık güzel prenses. Ben geldim.